Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Ekran başındaki bütün seyircilerimizi her gün olduğu gibi bugün de aynı saatte sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçeğin Peşinde programına hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun efendim. Sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun inşallah. Ve Allah iyilerle karşılaştırsın. Programımız başlıyor. Umarım sizler de ekranlarınızın karşısında yerinizi aldınız. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Bahar Hanım stüdyoda, Yıldız stüdyoda. Yıldız, seyirci seni sürekli burada görmek istiyor. Bilmiyorum artık yani. Seni burada görmek istiyorlar ekranda. Sana üzülüyorlar. Bu kadar altınları yapıp gerçekten bir anda hepsinin yok olması. İşte maddi zorluklar içine düşmem vesaire. Çok neyse düştüm, evet. Bunların hepsini konuşacağız. Bu arada dün eşin Ankara'dan döndü. Kaderle olan görüşmesi vesairesi, yaşanan gelişmeler hepsini anlatacaksın bize. Çünkü eşin de bağlarız, o da anlatır. Evet. Fakat Bahar Hanım'la başlamak istiyorum. Sevgili seyirciler, kim bilir Bahar kaçıncı kadın? Yani aşk dolu sözcüklerle, sevgi dolu sözcüklerle, duygusallıkla, efendim evlenme vaadiyle dolandırılan, dolandırıldığını iddia ediyor çünkü. Kim bilir kaçıncı kadın? Yani ben tanıdım onlarca diyebilirim program nedeniyle. Yani bu klasik bir metottur. Bal tuzağı, evet. Denir hatta böyle şey arasında. Maalesef, maalesef. Yalnız ve çaresiz ve arayış içindeki kadınları da tuzağa düşürüyorlar. Bahar'la başlayalım. Bahar'ın iddialarını destekleyecek çok sayıda kişi var. Telefon bağlantıları yapmak istiyorlar. Evraklarını alıp buraya gelmek isteyenler var. Ali B. isimli şahıs hala konuşmuyor. Ama diğer arkadaşlarından da konuşturmak istediğimiz kişiler var. Bahar Üzüm'le başlayalım programa. Bahar'ın evlenme vaadiyle beni milyonlarca lira dolandırdı dediği Ali, ekibimize telefon açarak iddiaları yalanladı. Ali tarafından dolandırıldığını iddia eden bir başka tanık daha ortaya çıktı. Neden bağlanıp da bunları kendi söylemeyi kabul etmedi Aybüke? Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bu yüzden de yayına bağlanırsa haksız konuma düşebileceğini ifade ediyor kendisi. Bir mağdur daha ortaya çıktı. Size iki tamam. tane çek getirdiler, altında Bahar Üzüm imzası olan. Evet. Çekler kaçar liralıktı? 40.000 ve 45.000. Organize şebeke mi? Kemal'ın ve Ali'nin kurmuş olduğu bir kumpastır bu. Birçok kişiyi, Antalya'da birçok kişiyi, vatandaşı bu şekilde dolandırırlar. Birazdan. Şimdi aslında baktığınızda Yıldız'la Bahar arasında bir benzerlik görüyorum. Şu anlamda. Bahar 60 yaşında. Yıldız 38 yaşında. Yıldız 200 bin liraya yaklaşık değerindeki altınlarını yine bir dönem iki güzel laf söylediği için, eşiyle problemli olduğu bir dönemde iki güzel iltifat yaptığı için Erdal isimli kişiye tabii ki ümit vermiş. Tabii ki kendisi de zaman zaman ağzından kaçırıyor. Her ne kadar itiraf etmese de, evet biz 3 yıl sevgili olduk demese de, bu altınların gitme sebebi tamamen o 2-3 güzel söz, bir bakış, bir işte iltifat. Doğru. Aynı şekilde Bahar da öyle. Yani iddiasına göre 10 yaş küçük, evlenmek istediğini söylüyor. Bahar'ın böyle bir şeye ihtiyacı var. Yalnız onun da zayıf tarafları var ve İki kadın da aslında ellerindekini, kimi elindekini, kimi de hayali para. 2 milyon 300 bin lira. Oturun hesaplayın. Kaç tane tam altın alabilirsiniz? Kaç tane yarım altın alabilirsiniz? Efendim normal bir ortalama bir muhitte 2 tane hatta 3 tane, 4 tane ev bile alabilirsiniz. 500 bin liralık evlerden gibi düşündüğünüzde Bahar'ın durumu daha da fena. Daha da fena. Ve verecek 5 kuruş parası yok. Belki de cezaevine girmekle karşı karşıya. Evet. Bahar, 2 tane de çocuğun var ya, biri 35, biri 36 yaşında. Bundan sonra ne dediler sana? Yani anne sen nelere bulaştın böyle? Sen niye bu saatten sonra aşk meşk peşinde koşuyorsun? Senin mesela evlenmene razı gösterirler miydi bu 50 yaşında adamla? Serap Hanım, şimdi çocuklar 8 yaşından, kız 9 yaşında da çocukta ayrıldığım zaman 29 senedir ki ben çocuklarımdan ayrıydım.
Zaten 10 sene babamın evinde kaldım. Ondan sonra ikinci evliliğimi yaptım. İkinci evliliğimde yani o da iyi geçmedi. Geçmediği için ben de kendi halimce çalıştığım için böyle bu duruma geldim yani. Kendim çalıştım. Kendimi kurtarmaya çalıştım. Evliliklerim iyi gitmedi. Yani ne yapabilirim? Ben şimdi çocuklarım var ama çocuklarımın birisi ayrılar. Babalarının yanındalar yani. Benim yanıma alamadım ben çocuklarımı. Şu adama dolu dolu bir böyle sahiden ben bu adama aşık oldum diyebiliyor musun? Ya aşık oldum. O da bana oldu. Yani oldu yani. Olmasaydı ben niye ona güveneyim de yani iş yeri... Aşık olduğunu nasıl anladın sen? Mesela aşık olunca nasıl anlaşılır karşı taraf? Şimdi ya kırıcı konuşmuyor, güzel konuşuyor. Yani iltifat ediyor. İltifat ediyor. Ben seni hiçbir zaman üzmeyeceğim. Biz ikimiz birlikte olacağız. Benim çocuklarım uzakta, senin çocukların uzakta. Biz bir yuva kuracağız. Yani öyle dedi yani. Güzel güzel konuştu. Peki sen mesela diyorsun ki o zaman da işte 59 yaşındasın diyelim. Diyorsun ki o zaman bir yüzük tak bana hani çocuklarıma karşı seni de tanıştırayım vesaire. Ama bir yüzük bile takmıyor sana. O bana diyor ki her şeyi diyor güzelce diye yapacağım diye. Yüzlüğü de diye güzelce bir insanlar toplarız güzelce yani düğün salonu tutarız güzelce diye nikah yaparız. O zaman yaparız diyor. Şimdi olmaz öyle. Yani bir tektaş mı alırım canım, sana diyor. Ne diyor ya. Yani? Ha? Bir evlilik teklif etseydi. Bu bir yani. Evlilik teklifi yapılması düğün. Lazım önce. Gidersin işte 200-300 liraya da var 1000 liraya da var. Bir şekilde adamın da dükkanı var ya. 1000 liralık yüzük alacak durumu vardır herhalde 500 liralık. Bir tane küçük bir şey getirip takmıyor ama sana. Diyor ki ben diyor her şeyi diyor Göksel, Ali ve Kemal. Ha, güzel. Şimdi bu telefonlar çok çok önemli. Çünkü dün biliyorsun Mustafa Bey bağlanmıştı. Kemal da bağlansın. Kemal'i de bağlamak istiyoruz inşallah. Kemal da konuşsun çünkü hep beraberler. Şimdi Göksel isimli bir seyircimiz bağlanmak istiyor. Evet. Hayır şöyle. Ben o soruyu Bahar'a sordum. Dedi ki Bahar 5 tane çocuğu varmış. Bu Ali'nin ölmüş dedi. Eşi ölmüş dedi. Evet eşim öldü dedi. Ben de sana dedim ki emin misin? Çünkü sana öyle demiş. Bir sürü yalan söylediğini iddia ettiğin adam bunda doğru mu söyleyecek? Bir tane 5 tane çocuğundan birini görmedin. Görmedim. Karısı öldü mü bilmiyorsun. Küçük çocuğunu gördüm sadece. 23 Nisan'da resmini göstermişti. Onu o kadar. Gördüm. Sana ben de dedim ki bu adam hala evli bile olabilir. Ölmemiş olabilir eşi. Bunlar da doğru olmayabilir. Adam evet. Evliymiş. Evet. Karısı varmış yani. Evet. Hiç mi utanmamış yani böyle yapmış? Yani utanmıyormuş. O milletten mi de utanmıyor? Yalan söylüyor. Ya Bahar. Ya utanacak adamlar böyle şeyler yapar mı Allah aşkına? Yani vicdanı olan, utanması olan sana bugün işte bomba haberi veriyorum. Evet. Şu anda araştırılıyordu zaten. Bu adam bayağı bildiğin evli, barklı bir adam. Ha, 5 çocuğu var mı yok mu onu bilemem. Ama çocukları var tabii ki de ama evli. O zaman kimliği sahte demek ki. Kimliğinde bekar mı yazıyordu? Evet, kimliğinde bekar. Bekar yazabiliyor canım. O kadar da önemli değil. Evlilikten sonra değiştirmezse yazar. Değiştirmemiştir bir şeydir. Bir de gerçekten Ali mi bu adam? Bir de öyle bir şey var. İsmi, yani ismi 3 tane isim söylüyorlar. Ramazan, Ali. Ne bileyim ben değişik değişik isimler yani bu insanların. Yani bu profesyonel ya birine evli, benziyor anlatıldığı kadarıyla. Serap Hanım evli olabilir evli olabilir olsun ben bir şey demiyorum. Ama benim şu insanların yükünü benim sırtımdan kaldırsın. Şu borçlular bana Bahar Üzüm'ün borcu bizde alacağı var demezsin. Ben onun evli olduğunu, beni seveceğini, beni sevmeyeceğini ben bu saatten sonra istemiyorum. Benim istediğim alacaklıların paralarını versin. Yalanlar söylemesinler isimlerini değiştirerekten, benim adımı vererekten. Benim de çevrem var. Benim de o kadar karşıda bak buraya gelmişim ben senin bu aramına. Yani bana da yazık ben de bir kadınım beni kandıramazlar onlar. Beni kandıramazlar yani onlar. Kendiyi kandırırlar bu saatten sonra. Alacaklılarını
Benim üstümden alacaklarının paralarını versem o paraları götürüp de yığmasınlar bir yerlere. Seni kandırmışlar zaten, sen farkında kandırdılar. Değilsin. Seni kandırmışlar. Ama alacaklıları da kandırmışlar. Mesela mal aldık diyorlar. Seni dolandırmışlar. Dolandırdılar. Mal aldık diyorlar. Malları nereye verdiler? Paraları şimdi ne yaptılar? Şimdi bağlanacak bir detay anlatacak seyircimiz var da ben yine çok kadınsal bir soru soracağım. Gene de bir kadın olarak evli olduğunu duyduğunda şuran biraz cızladı mı? Hiç de cızlamadı. O evet. Utansın. Benim Allah'a şükür alnım açık yüzüm ha. Ben kimseye karşı bir yanlış bir şey yapmadım. Kendisi dedi sen güzel kadınsın. Ben senden evlenmek istiyorum. Temiz kadınsın. Temiz insansın. Ben bu iş yerini senin üstüne asacağım. Hem de iş yerini ben her şeyimi sana güveniyorum. Ben paramı hep senin üstüne güveniyorum. Ben dedim ben senin paranda gözüm yok. Benim paramda benim babam çok zengindi. Biz çok zengindik. Bizim parayla gözümüz yok. Ben zaten çalışıyordum. Yani. O da diyor ki o beni kandırdı diyor. İş yeri açayım sana diye. Kandırmışım da ben parasını harcamış mıyım? Şimdi Göksel Bey telefonda. Alo. Efendim. Merhaba Göksel Bey. Merhaba. Siz de bu Ali B ve Kemal'in mağdurlarından olduğunuzu söylemişsiniz. Nasıl bir mağduriyet yaşıyorsunuz? Ben otoklima iş yapıyorum. Bir daha söyleyin, anlaşılmadı. Oto klima işi yapıyorum. Ben sanayideyim. Evet. Kemal Bey geldi. İlk önce benden bir tane klima aldı. Bu güveni sağladı. Daha sonra birkaç gün sonra gelip dedi ki biz de dedim tamam olur pazarlığını yaptık. Bunları yalnız tek ödeme yapacağım size dedi. Peki dedim. Tamam olur. Tekrar araştırdım. Tekrar da problem yok. Daha sonra tamam dedim ben. Klimaları getirdim. Verdim. Klimaları geldiler, aldılar. Evet. Toplamı 165 bin lira. Yani hayatımı mahvettiler. Üzerinde, yani, çekin üzerinde kimin adı yazıyor? Bahar Yüzüm. Ya. Kaç ay sonraya verdiler çeki? Kaç ay sonra? İki ay. Siz iki ay hiç tabii bir... Bir tanesi iki ay, bir tanesi üç ay. İki parça çek verdiler. 165 bin lira. Tabii ben bu çekleri de tabii ticaret yapıyorum sonuçta biz. Ciro ettim. Bu çekleri de Ciro. Tabii cüre ettim. Evet. Cüre ettim. Başkasına verdim. Ah. Tabii bu verdiği kişiler beni icraya verdiler şu anda. Sizin itibarınız da tabii değil mi? İş itibarınız da sarsıldı. Tabii iş itibarım. Ya ben bu çekler yüzünden, bu ticaret yüzünden daha benim yaşım 37. Ben bu çekler yüzünden şeker hastası oldum. Ah canım. Allah'ım ah canım. Yani, 165 yani bugünlerin 165 milyarda yani Serap Hanım 165 bin lirayı bir kişi çalışarak ne kadar zamanda biriktirebilir? Of, durduk yere bir de yani. Siz de bir güzel toplu bir iş yap. Önce alıyorlar parasını, ödüyorlar bir tanesinin. Güven kazanıyorlar. Çeklere aynen. Bakıyorsunuz. Güvenilir bir bankanın çeki. Üzerinde aynen. İşte. Peki size getirdiğinde henüz ciro edilmemiş bir çek getiriyorlar. Doğru mu? Tek ilk elden getiriyorlar. Bahar Hanım ilk elden aynen. Getiriyorlar. Aynen. Size aynen. Yani Mehmet Bey gelmedi. Cirolu bir çekle gelmedi. Size direkt Bahar Hanım'ın. Bu ne zaman oldu tarih olarak? Tarih olarak ne kadar olmuştur? Eylül gibi falan. Bu geçtiğimiz Eylül ayında. Aha, 2020 Eylül ayı falan, evet. Peki siz ne yaptınız? Bir kere öncelikle o 165 bin lirayı, tabii dediğim gibi ticari itibarınız da paradan daha da önemli ama... Bu karşı taraf da size işlem yaptı vesaire. O parayı ödemeniz gerekti. Nasıl koydunuz o parayı yerine? Aldığınız malın parasını oraya nasıl ödediniz? Yani bütün bunlar tabii sizin herhalde hayatınızı hakikaten alt üst etti. Hayatımı alt üst etti. Zaten ben çekleri verdiğim yerin parasını ödeyemedim. Bunlar beni zaten icraya verdiler. Bunları ödeyeceksin diye. Evet. Ama ben aldığım cihazların, onlara vermiş olduğum cihazların parasını ödedim. Yani 165 bin lirayı borç buldum, harç buldum, ödedim, klimalarını getirttirdim
Yani şöyle düşündüm. Yani 2000 lira, 3000 lira kar edersek bu işten yani bir çarkımız döner diye düşündüm. Biz 2000 lira, 3000 lira kazanacağız derken 165 bin liram gitti. Yani babam bile o tarihlerde zaten kayıtları, her şeyi var. Kalp krizi geçirdi bu olaylardan dolayı. Kalbine pil takıldı. Peki yani, siz yasal yollara nasıl başvurdunuz mu yasal yollara? Bu Kemal'i evet, görseniz tanır mısınız? Tanırım tabii ki. Bir daha hiç karşı karşıya gelmediniz. Ya bir defa, iki defa geldi işte iş yerime benim. Bir tane 5500 liralık prima istedi benden. Sonrasında diyorum, bu çek tabii karşılıksız çıktı vesaire, siz ciro etmiştiniz. Bir irtibat numarası var mıydı mesela elinizde? Telefonlara bakmadı. Daha sonra ben bunları, ben bu davayla alakalı şeye gittim, adliyeye gittim. Adliyede gördüler beni. Evet. Savcılıkta karşıma çıktılar. İşte avukatı var Murat diye. Onlar dediler ki bizi dava etme, Bahar Hanım'a et. Bahar Hanım zengin, bu parayı öder dediler. Tabii ben bunları araştırdım biraz. Biraz araştırdım, şey yaptım. Bunlar misal veriyorum. 100 bin liralık çek var ellerinde. Bunlar, bunu da yapmışlar tabii ki. 100 bin liralık çeki tutuyorlar, 20 bin liraya, 30 bin liraya başkasına veriyorlar. Kırdırıyorlar yani. Kırdırıyorlar. Yani, yani normalinde şey yaptıramıyorlar. Resmi faktöringlerden yaptıramıyorlar. Satıyorlar çeki. Evet. Ha, satıyorlar çeki. Yani çok cüzi bir rakamlara satıyorlar. Savcılığa gittim, suç duruşuna bulundum. Dedim ki bakın yani ben mağdurum. Yani bizim devletimiz de artık anlamını anlamış değilim. Tahsilsizlik kararı veriyor bu olayın. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi o ona cevap versin Hasan Bey de takipsizlik kararına. Şimdi 20 bin liraya kırdırdı ya çeki, 100 bin liralık çeki. Hı hı. Aslında o kişi de mağdur oluyor. 20 bin liraya almış oluyor o çeki ama karşılıksız bir çek. Hayır. O da oradan kaybetmiş olmuyor mu? 20 bin liraya çeki satın alan da bu organizasyonun içerisinde. Mi? O da başkasına satıyor çeki. Yani tabii. Bu işin 3 tane sac ayağı var gerçekten. Aynen, bunlar da gidiyorlar. Yani bu 20 bin liraya satın alan da bu örgütün bir elemanı aslında. Yani o çekin bir yıl boyunca firma parlatılarak bankadan alındığı ve ödenmeyeceğini bilerek satın alıyor. Atıyorum çekin üzerinde 100 bin lira, 20 bin liraya satın alıyor. Ama gidip 100 bin liralık ticaret yapıyor o çekli. Ha, 100 bin liralık, evet doğru söylüyor avukatımız. 100 bin liralık ticaret yapıyor. Benim gibi iyi niyetli ticaret yapan kişileri de aynı şekilde dolandırıyorlar yani. Peki bu Göksel Bey, siz o insanlar dediler ki size adliyede görünce Bahar Hanım'ın dava et, o çok zengin, o öder. Zaten üzerinde de onun imzası var. Siz Bahar Hanım'ı tanımıyorsunuz, öyle birini görmediniz. Görmedim. İlk defa ekranda mı görüp yani, uyandınız yok, bu olaya? Ekranda görmedim ilk önce. Bahar Hanım'ın geçen gün bir haber programındaydı sanırım. Hı. Orada tesadüfen gördüm ben. Daha sonra da dedim ki hani arkadaşlarıma falan dedim ki yakında dedim TV'ye de çıkar Bahar abla. Mağduriyetin dedim şey yapar dedim. Söyler. Ve dediğim gibi de oldu yani. Bakın siz 165 bin lira. Dünkü Mustafa Bey 85 bin lira. Şimdi bir telefon alıyorum. Özgür Bey'di yanılmıyorsam. 500 küsur bin lira. Sizi de ben buraya beklerim Göksel Bey. Yani bu davanın toplu bir davaya dönüşmesi. Bu kişilerin adliyede size Bahar Hanım'ı şikayet et. Oradan o zengin, o öder. Ama siz Kemal'i biliyorsunuz, onu gördünüz gibi nedenlerle sizin de bu olaya katılmanız gerekiyor. Şöyle katılmaları gerekiyor. Şimdi Bahar Hanım'ın avukatının savcılıkta bu Ali ve Kemal, işte başka isimler de var. Bunlarla ilgili organize suçlarla şu mücadele savcılığında bir dosyası var, şikayeti. Şimdi yeni bir dosya yapmak yerine bu dosyaya gidip mağduriyetlerini beyan ederlerse hepsi bir dosya içerisinde birleşirse o zaman ciddiyet de ortaya çıkıyor. Yoksa bireysel anlamda yapılan bütün şikayetler takipsizlikle sonuçlanabilir. Diyor ki çünkü basiretli tacir olmalıydın, kontrol etmeliydin. Bu senin vazifen
Dolayısıyla savcılığın görevi değil, bu hukuk mahkemesini ilgilendirir. Git çekten dolayı Bahar Hanım'a dava aç derler. Ama toplu anlamda bu örgütlü suç dosyasının içerisindeki dosyaya beyanlarını ve şikayetlerini verirlerse bence çözüm olur. Şimdi şu ana kadar iki kişiyle konuştuk. 185, 180, 60 daha 240, 250 bin lira oldu. Şu ana kadar 250 bin lira oldu. Özgür Bey'i alıyorum telefona. Özgür Bey. Merhabalar. Merhabalar efendim. Sizin 500 küsur ne kadar küsur? 572 bin lira. Sizden ne şekilde size çek verdiler? Şimdi şöyle. Soy isimleri söylemeyelim rica ediyorum. Şimdilik tabii söylemeyelim lütfen. Bir daha baştan tabii alalım. Bizden ürünleri almaya gelirken kullandıkları isimle resmiyette isimlerinin farklı olduğunu biz dolandırıldıktan sonra maalesef anladık. Ali ve Zülküp bizden ürünleri alan şahıslar. Dolayısıyla öncesinde bir nakit ticaretimiz oldu. Aldıkları ürünleri nakit olarak ödediler. Ürün neydi? Maske. Biz maske üretimi yapıyoruz. Maske üretimi çok özür dilerim. Zaten Bahar Hanım'ın avukatının dosyasında da siz söylemiştiniz. Tabii. Maske de vardı değil tabii, mi? Tabii. Ürünler arasında. Peki ilk etapta aldıkları kaç liralık bir üründü? Onu ödediler dediniz ya. 38 bin liralık bir ürün aldılar. Onu nakit ödediler. Sonra bir 50 bin liralık aldılar. Onu nakit ödediler. Sonra bir 40 bin liralık bir ürüne karşılık çek verdiler. Ondan sonra da yüklü bir ürün aldılar bizden. İşte asıl 532 bin liraya tekabül eden kısma karşılıkta Aralık ayının içerisine 3 farklı çek verdiler bize. İlk biraz önce avukat beyin söylemini telefondan dinledim. Hani basiretli tacil olaraktan faktoring şirketlerinden, bankadan, kendi bankalarından sorgulamalarını yaptığımda güvenle ilgili herhangi olumsuz bir yorum almadım açıkçası. Tabii. İşte onun için diyor ki savcılık, bu benim işim değil, hukuk mahkemesinin işi. Bu bir ticari mesele olarak görüyor. Ben de hepinizin tek bir dosyada birleşmesini bunun için istiyorum. Bu bir ticari mesele değil. Bu örgütlü bir dolandırıcılık suçu. Evet, biz bugüne kadar bekledik avukat beyi zaten. Hani avukatımla beraber de istişare ederek ilerliyoruz. Biz Bahar Hanım'ın avukatında açmış olduğu dosyaya müdahil olarak illiyet bağı kurmak adına bravo aynı dosya üzerinden ilerliyor olacağız. Peki özür dilerim Özgür Bey. Bahar Hanım'ın yine adı yazıyordu çekin üzerinde. Daha sonra Bahar Hanım'ın adı mı yazıyordu? Bahar Hanım'ın kendi ismine olan iki tane çek var. İki tane de farklı firmalardan aldıkları Bahar Hanım'ın ciroladığı çekler var. Bahar Hanım adına... Evet. Sen hiç çek arkası imzaladın mı? Hiç hatırlamıyorum Serap Hanım. Ne olacak? Bir şey, bir paraf yaptılar ya da imzalattılar, bir şey yaptılar. Peki siz Bahar Hanım'ı ilk kez ekranda mı gördünüz? Böyle bir olayın içinde böyle bir dolandırıcılığın da olduğunu böyle mi anladınız? Yok, biz şöyle, bizim ilk çekimiz ödenmediğinde Antalya'ya gittik açıkçası. Çünkü firmanın daha önce deposunun yerini de tespit etmiştik biz ticaret yaptığımızda güven açısından. Firmayı yerinde bulamayınca Bahar Hanım'ın kendisine ulaşmaya çalıştık. Bahar Hanım o dönemde Rusya'daydı, Belarusya'daydı. Kendisiyle görüşemedik. Sonra Bahar Hanım'ın kızı bize ulaştı ve süreçle ilgili biz böyle kendi derdimizi onlara anlattık. Onlar kendi dertlerini bize anlattılar. Açıkçası tamamen kendi paramızı kurtarmanın derdiyle ulaşmaya çalıştık Serap Hanım. Yani toplamda sizin de zararınız 572 bin lira öyle mi? Evet. Şu ana kadar sizinkiyle beraber 550, 600, 700, 800, 812 bin lira oldu. 812. 100 bin lira da ortağım. Onun da, evet, onu da dahil ettiğinizde 900 bin lira ki bunlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten organize bir suç grubu. Bir ayakları Antalya'da, bir ayakları Ankara'da. Ankara'daki grubun da benzer şekilde dolandırdığı insanları tanıyor, biliyoruz. İşin boyutu çok daha büyük, çok daha yüksek Serap Hanım. Şimdi zaten sadece Bahar Hanım'la ilgili
2 milyon 300 bin lira gibi bir meblağdan söz ediyoruz. Bakın. Tabii. Şu ana kadar daha 900 bin liraya ulaştık. Tabii. Şimdi bir detay verdi Özgür Bey, değil mi? Özgür Bey dedi ki bir çek daha vardı, arkasında Bahar Hanım'ın cirosu vardı. O çek de gene dolandırılarak elde edilmiş bir çek. Her ne kadar Bahar Hanım'ın arkasında cirosu var olsa bile o çek de gene banka dolandırılarak, şirket parlatılarak, ciroları yüksek gösterilerek alınmış bir çek yaprağı. Bakın o da bir suç. O da ayrı bir mağdur. Bir de şu var. Evet doğru söylüyorsunuz. Bahar'cığım hatırlamıyor musun? Çek yaprakları vardır şöyle. Arkasına hiç imza attın mı? Hiç hatırlamıyorum. Benim imzalarım kolaydı. Onlar bazı çeklere bir baktım Çünkü ben. Çünkü bu neden önemli? Onlarda, Özgür Bey'in elinde... Benim imzama benzeyen imzalar da vardı yana. Şimdi Özgür Bey'in elinde arkası Bahar Hanım tarafından tırnak içinde söylüyorum. Ciro edilmiş yani imzalanmış bir çek var sizin elinizde. Doğru mu Özgür Bey? Doğru. Arkadaşınızın elinde. Şimdi doğru, eğer bu imza yani taklit edildiyse ki taklit eğer bir çek imzalamadınsa bu taklit edildiyse bu bile delillerden bir tanesi olacak resmi zaten. Resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Bravo. Yani şeyi el ürünü olup Bahar Hanım'a ait olup olmadığı çok net olarak saptanabilir. Saptanacak. Bu da yine dosyanın içinde yer alacak delillerden biri. Bahar'cığım sen de işte çalışıyorsun. Okuryazarlığın var mı? Anlamıyordum Serap Hanım, ben şimdiye kadar hiç çekmek işine uğraşmadım. Hayır uğraşmadın da okumadım. Sana bir şeyler imzalatıyorlar ya. Okumadım çek, hiç. Bak çek dediğin şey ben sana göstereyim. Şundan daha küçük şöyle şu kadar kağıtlar düşün. Şöyle doğru mu? Tabii, tabii. Aşağı yukarı. Daha ince. Böyle bir çek dediğimiz böyle kağıtlar imzaladın mı? Arkalarını. Arkalarını imzalamadım. Bak burada yazılı şeyler var. Evet, matbu yazılı. Bu arkası boş. Evet. Buraya sen Bahar Üzüm yazıp imzaladın mı? Böyle kağıtla. Hayır yazıp imzalamadım arkalarını. Hatırlamıyorum. Serap o zaman Hanım. Şimdi bakın. Çekin ön yüzünde ismin ve soy isminin yazdığı yere imza atmış olabilirsin. Ama çekin arka tarafında kendi ismini soy ismini yazıp imza attığın oldu mu? Ön tarafta ismin zaten var. Onu geçiyoruz. Yapmışsın onu. Arka tarafında kendi isim ve soy ismini yazıp imza attın mı arka tarafında? Hiç hatırlamıyorum. İmzalamadım. Peki çekin ön yüzünü imzaladın mı? O da var. İmzalamış. Hayır. Çekleri zaten bana boşken imzalattılar. Heh, boşken imzalattı. Zaten çekleri bana bankadan alıyorlardı çekleri, imzalatıp götürüyorlardı. Sen de boyuna imzalıyordun. Evet. Karşılığında ne gelecek diye. Öyle bir imzalıyordum ki. Ne yani olacak diye imzalıyordun Bahar? Efendim? Ne olacak diye imzalıyordun? Ben atıyorsun. Ne bileyim, şimdi o bir kuşağı. Düzgün iş yapıyoruz. Bak, işte çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Düzgün iş yapıyoruz. Beni öyle oyaladılar yani. Kemal bir yandan, öbürü bir yandan. Şimdi neye o çekler, bu çeklerle ne alacaktı mesela? 40 tane, 50 tane. 50 tane mi verdiler? Ben anlamıyordum. Diyordum ya siz bunları niye imzalıyorsunuz? İşte biz karşı tarafa veriyoruz. Karşı taraf karşı bize tek veriyor. Karşı taraf kim? Karşı taraf. Alacaklılar diyordu. Kim bu alacaktı? Ne alıyorsunuz? Mesela ne aldığını biliyor musun? Maske mesela. İşte bilmiyorum. Özgür Bey şimdi hatta diyor ki maske verdim diyor. Sen gördün maske mü alınacağını biliyor muydun? Maske hiç bilmiyordum. Mi? Sonradan öğrendim ben. Ben telefonu ettikleri zaman öğrendim ki dediler biz maske verdik. O zaman öğrendim. Ben dedim, ben de onlara telefon ettim. Dedim siz maske aldınız mı? İnkar ediyorlar bir de. Kemal yemin ediyor. O peki, inkar peki maske sanki görmedin. Klima, araba kliması gördün mü? Hiç görmedim. Görmedin. Peki. Sadece ben telefon ediyordum. Diyorlar ki işte neredesiniz un alıyoruz. Neredesiniz tahin alıyoruz. Öyle biliyordum ben. Ne bileyim. Gıda işi yaptıklarını evet, gıda biliyorsun. Toptan gıda yapıyorlardı. Ben onu biliyorum. Peki nerede yapıyorsunuz? Nerede dükkan açtınız? Ben bir geleyim. Ben imzalıyorum onları. Ya Bahar onlar şöyle koçan halinde tamam mı? Bak şöyle koçan aynen halinde. Sen geliyorlar boş imzalıyorsun. Boş burası boş. Evet. Ben kaç liraya imza atıyorum demiyorsun. Evet boş işte. Sen anlamıyorsun. Ben buraya imza atıyorum. Dahil olduğum işte. Hayır, anlamadım. Çekin ne olduğunu biliyor musun? Çek işte ne? Olmadım. Çekin çek ne? Para çek biliyorsun. Çek para. Evet. Çekin ne olduğunu bilseydim zaten imzaladığın şeyin bir parayla eşit olduğunu biliyor muydun mesela? Bilmiyordum. Çek eşittir para. O kadar. Bilmiyordum işte. Yani imzaladığın şeyin bir üstüne 1 milyon TL yazıldığında 1 milyon değeri olduğunun farkında mıydın? Farkında değildim avukat bey. Hiç farkında değildim. Serap Hanım çok ciddi bir örgütle karşı karşıyayız söyleyebilirim. Ya net bir şekilde. Ya örgütle karşı karşıyayız da
bu zamanda bu kadar saflığın da olabileceğine bir türlü inanamıyorum şimdi yani. Bu saflık değil. Burada aslında kadın erkek de fark etmiyor. Son yapılan araştırmalara göre beyin kimyası öyle bir değişiyor ki aşık olunca mantık devreleri var beyinde, o kapanıyor. Bir de işin enteresan tarafı, başka aşık olmadığınız kişilere baktığınızda bir şey yok. Ama o kişinin yüzünü, gözlerine baktığınız an kapanıyor. Yani bu MR'la, tabii MR'la gösterilmiş. Yani bu net, somut, net bilimsel bilgi, kapanıyor. O yüzden zaten artık deniyor ki eğer kendinize aşık hissediyorsanız en az 12-18 ay önemli karar almayın. Yani. Çünkü mantık devresi o kişiye ilgin, mantık dergisi olumlu ya da önemli, yani hayatınızı değiştirecek karar almayın. Bekleyin, çünkü 18 ay civarında geçiyor bu. 12 ile 18 ay arasında mantık tamamen iptal o dönemde. O hipnoz durumu geçene kadar bekleyin diyor. Fakat tabii Ağustos'ta tanışıyorlar. Eylül'de itibaren Bahar Hanım başlıyor çekleri imzalamaya. Eylül'de değil Serap Hanım. Yaklaşık bir yıl görüşüyorlar bunlar. Yaklaşık bir yıl olması lazım. Doğru i̇şte mu? Bir yıldan sonra uyanmış Bahar Hanım zaten. Konuşuyoruz. Sadece Şubat, Şubat gibi iş yeri atıyorlar bunlar. 2019'un 20'sinde, 2020'de, 2020'de Şubat ayı hatırlıyorum ben. Öyle tanışmanız 2019. Evet. Hangi ay? Bayram günü, Ağustos dedi. Ben Ağustos, bunu öyle çıkarttım. Eylül, Ekim, Kasım, 5 ay. 5 ayda imzalar. Yok, 1 yıl. 2019'da. Hayır, yer açmaya başladıkları diyor. Yani şirketi ne zaman açtılar? Senin adına. Şirketi Şubat'ta. Şubat'ta 2020 Şubat ayında şirketi açtılar. Doğru mu? Evet. 5 ay sonra. Aynen. Yaklaşık bir 6-7 ay. 6 ay. 6 ay boyunca şirketi parlatmışlar. Bu arada Bahar, şimdi o çekler hem şeysiz ya. Para yazmıyor. Orada herhangi bir meblağ yazmıyor. Tarih de yazmıyor tabii. Tabii, tabii. Dolayısıyla 2020 yılında, Eylül ayında efendim biraz önceki Göksel Bey mesela o çekten nasibini alıyor. Özgür Bey, siz bu çekle ne zaman muhatap oldunuz? Hangi tarihte? Biz Kasım ayında muhatap olduk Seyat Hanım. Kasım ayında. Bu geçtiğimiz evet. Kasım ayında. Evet, evet, geçtiğimiz 2020 Ekim ayı içerisinde ticaretimiz oldu. Kasım ayının son günü ilk çekimiz yazıldı. Aralık ayı içerisinde diğer 3 çekimiz yazıldı. Peki Bahar, sen o zaman Rusya'ya bir daha gittin. Kasım'ın biz 29'unda gittik. Bir daha gittin. Hanım. Yani bu adamla beraberken gittiğin dışında bir daha mı gittin? Yok, gitmedim. Sadece yok, Kasım yok, ayında biz gittik. Kasım ayında gittik. 2020. Evet, 2020 Kasım ayında gittik. Sen bu adamla bayağı bir seneden fazla tabii görüştün. Evet. İşte alışveriş yapıyorlar, görüşüyor, beni götürüp çek. Ama bir sene boyunca da seni evleneceğim diye evet sürekli oyaladı. Evet, oyaladı. Ve sen Rusya'dayken bu işlemler yapıldı ve işte o zaman Özgür Bey, Göksel Bey, öbür Mustafa Bey o zaman seni oradan uzaklaştırdı burada. O zaman bu bir yıl boyunca sen gerçekten tamam alışveriş bir şey yapıyoruz zannediyorsun. Yavrum adam ne yapıyoruz biz ne? Ay, çantacı diyorsun. Nerede açtık biz çantacı dükkanını? Çanta nerede? Toptan... Çanta nerede? Bana bir tane çanta getir bari. Yani. İşte adamı görünce mantık devreleri iptal olduğu için aklına bile ya gelmiyor. Aslında... Bambaşka, kafa bambaşka yere gidiyor. Çünkü. Aslında o kadar oturuyor ki her şey. Benim... Ağustos'ta tanışmışlar. Şubat'a kadar şirket açmak için ikna etmiş. Evlilik vaadidir, başka vaatlerdir bilemeyiz. Şirketini açtırmış Şubat ayına kadar. Uğraşmış da bayağı aslında. Bakma Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bayağı bir uğraşmış bence ikna etmek için. Şubat'ta ikna etmiş. Çeklerin amiyane tabiri ama böyle derler piyasada. Çeklerin patlayacağını bildikleri için çeklerin patlayacağı yani yazılacağı tarihte de hanımefendiyi şeye götürmüşler. Yurt Rusya'ya dışına götürdüler. Çeklerin günü geldiğinde de yurt dışına götürdüler. Şimdi ben buradan... zaten telefon ettiler bana. O zaman öğrendim ben bunların böyle... Tamam. Bahar, o kısmını dinlemiştik zaten. Şimdi 3, elde var 3. Bahar'la beraber elde var 4. Ben bunun arkasında geleceğini düşünüyorum. Ali artık, bu arada Zülküf adını verdikleri kişiyi soracaktım. Özgür Bey, Zülküf adını verdikleri kişi aslında kim çıktı? Fırat ismini vermişlerdi bize. Zülküf çıktı arkasında. Ali de bize kendisini Ramazan olarak tanıtıp Bahar Hanım'ın imam nikahlı eşi olarak... Oy. Tam işte profesyonel çete. Ben size şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Biz Aralık ayında Bahar Hanım'la iletişime geçtiğimizde Ocak ayına kadar bizim dolandırıldığımızı Bahar Hanım'a ikna etmekle uğraştık.
İnanamadı yani. Tabii o tarihe kadar Bahar Hanım bizim hiçbir onlara yok ki. Ben Rus'a ürün teslim etmediğimizi, bundan dolayı çeklerin ödenmediğini bu konuda ikna edilmişti. Peki sizinle de görüşmek ediyorum. İsteriz ve bunun arkası gelecek. Özgür Bey'e şunu da söyleyebilir miyiz? Özgür Bey, Bahar Hanım'ın cirosu olan bir çek daha var dediniz. O da mı şahıs, o da bir firma mı acaba? O da bir firma. O da mı dolandırı? O peki bu işin içerisinde olabilir mi? Diğer çek. Çünkü 4 kişi ama şu an bence o çekle birlikte 5 kişi. O çekte çünkü sahte bir çek. O arkadaşım da benim şu an ortağım. Birlikte ticaret yapmaya başladık. Beraber üretim ve satış pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz. O da dosyaya müdahale olacak şirket lütfen, olarak. Evet. Yani aslında 5 şu an 5 kişi. Beş o oldu. Çekte bir delil. Yani için. 900 bin liralık bir kayıpla şu anda daha bunun arkası gelecek ve ben özellikle de kadınlardan da bekliyorum. Bizi de aynı şekilde dolandırdılar diyen benzer olaylar yaşayanlar varsa onları da bekliyorum ve Yıldız'a geçiyorum efendim. Kader konusuna geçiyoruz. Özgür Bey, teşekkür ederim. Karataş ailesi evden atılma tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan altınlarla beraber 17 yaşındaki Kader'i kaçırdığı iddia edilen Erdal, suçlamaları ısrarla reddediyor. Artık yani bu kız İstanbul'dan kalkıp elinde bir torba altınla Ankara'ya geliyor. Benim haberim yok ki ablacığım. Kader'e niçin sahip çıktı? Kader'in elinden tutup hadi kızım ablanın evine gidiyorsun, benimle hiçbir alakan yok demedin. Ablasına gitmiyorsa alıp karakola götürmedin. Kader bildiklerini anlatacak mı? Cuma günü İfade verecek savcılığa. Birazdan. Yıldız hoş geldin. Yıldız, önce merak ettiğim şeylerden başlayayım. Evle ilgili sorun çözüldü mü? Hala evde misiniz yoksa gerçekten? Evdeyiz şu an. Evdesiniz. Aha. Herhangi bir çıkarma durumu yok. Olmadı. Peki evde gazınız bağlandı mı? Yok, o daha yok da ocakla işte idare ediyoruz. Şimdi dün kocan Ankara'dan döndü. Birkaç gündür kızınla... Ama eşim takip edilerek döndü. Nasıl? Otogaraja adamlar gitmiş resmen ya. Adamları göndermiş adam. Eşim diyor ki bana birkaç kişi görmüşüm, takip edilmişim. Bir de beni sürekli arıyor, bana baba diyor. Gelmedi. Telefona bağlansın dedi. Bu Erdal... Senin kocan Yusuf, evet, Bey'i kaç kişiyle arabayla telefonla arayıp baba mı diyor mu? Evet. Baba diyor. Ne babam, babası ya? Diyor ki adam, baba. Hatta otogarajda da orada adamla küfretmiş gitmiş. Adam orada diyor ki abi sen bana niye küfür ediyorsun? Demiş ki ya o benim babam. Onu yollamış 4 kişi bir siyah arabayla. Eşim görmüş ama. Bu Yusuf Bey kaç yaşında? Ya 40 işte 40 arası. Baba diyor adam. Baba. 55 yaşında adam baba diyor. Baba diyor. Şimdi o da Yusuf diyor ki Bey, bana niye baba diyor ki ya, ben onun babası değilim ki. Yusuf Bey bağlanacak ama sana bir haberim var. İki gündür biliyorsun Erdal evinden canlı yayınla Talha yanındaydı. Evet. Bugün telefonu kapalı. Kapı duvar. Ben Erdal'ın yarın Kader ifade vereceği için bir şekilde gene ortadan kaybolduğunu düşünüyorum. Bir yerlerden çıkar mı bilmiyorum ama evet, önce bir Talha'ya döneceğim. Talha bize gittiğinde nasıl bir kapı duvarla karşılaştık? Mı karıştı Erdal? Serap Hanım, dün yayından sonra Erdal'ın yanından ayrıldım. Ancak akşam birkaç telefon görüşmesi yaptık. Bugün ise aradığım Erdal'ın telefonu kapalıydı. Ben de evine geldim ve sizin de dediğiniz gibi bir kapı duvarla karşılaştım. Yani Erdal Demirkol şu anda yine kayıplarda. Peki sağa sola sorduk mu? Bu adamı gören var mı evden çıkarken, giderken? Hani diyor ki eşyalı günlük ev kiraladım diyor ama yine de elinde bir valizi bir şey olması lazım, üstünü başını. Böyle bir gören eden de yok. Adam buhar oldu yine yani. Serap Hanım, komşularına sordum ama Erdal'ı bilen, gören şu anda yok.
Çetin. Erdal neredesin? Neredesin? Çetin. Konuşuyorduk. Şimdi yarın kader gidecek, ifade verecek. Bunu mu senin gözünü korkuttu? Çıkıyordun ablacığım, ablacığım sen ne sorarsan sor. Geçen sefer de öyle yapmıştın zaten. Senden Talha'yı aramanı rica ediyorum. Bir an önce ara, bir canlı bağlantı yapmak istiyorum seninle. Çünkü kaderle ilgili bazı gelişmeler var ve babasının da söyleyeceği şeyler var. Bunların içinde misin, değil misin? Babasının yani Yusuf Bey'in peşine adam taktın mı? Taktı ya resmen. Bütün bunları anlatacaksın bize. Tehlikeli bir adam. Sen 16-17 yaşındaki zihinsel engelli kızları Gamze de dahil kandırabilirsin ama bizi kandıramadın. Bunu bil yani. Biz senin söylediklerinin hiçbirine ikna değiliz. Bizi ikna et, bizi. Bizi ikna et. Şimdi Yusuf Bey'i bir alayım. Talha teşekkür ederim. Yusuf Bey merhaba. Sesi kısık, kısmışım sıfır. Sesi sıfır sıfır. Yusuf Bey tamam. Duyuyor musun beni? Duyuyorum, duyuyorum. Sesi sıfır. Sesi yok. Ses yok yani. Nerede yok? Yani televizyon sesi yok yani, tamam. Kapalı. Tamam, ben çok rahat duyuyorum sizi. Tamam. Yusuf Bey, sen gittiğinde Ankara'ya kaderle yüz yüze görüştün mü? Kader bu Erdal'la ilgili ne diyor? Yarın ifade verecek. Tabii nasıl olur. Bir ifade vereceğini biliyor musun? Tabii az çok öğrendim de şimdi Serap Hanım isminizi kusura bakma bazen karıştırıyorum. Önemli değil, önemli değil. Af buyurun. Ben ilk gittiğimde zaten o yorgun halimle direktmen gittim ona biliyor musun? Sonra oranın tabii biraz yabancısı olduğum için Allah razı olsun. Yani bana yolu gösterdiler, tarif ettiler. Ses geliyor mu? Geliyor biz dinliyoruz evet. Sizi. Şimdi onun Ayşegül Hanım bir sorumlu yetkilisi var, uzman. Önce onunla biraz konuştuk. Kaderin bazı laflarını söyledi. Yani doğru mu yalan mı biliyor musun? Ben de o yalanları doğruladım yani kendisine bizzat. Dedim öz evladımdı. Ben bilmez miyim yani? Zaten o hep önceden atlatmalı gitmezdi. Çocuk şimdi bir ay önce ifadeyi düzgün verirdi. Ondan sonra yani bu kadar bu işler şey olmazdı. Yani bizi de yormazdı. Yusuf Bey biraz net konuş. Ne dedi? Ya. Ne diyor? Yani Erdal'la ilgili ne diyor? Altınlar neredeymiş? Bir şey anlatıyor mu? Serhat Hanım ben Ankara'dayken de yine size söyledim de... Ondan sonra ben tekrar yine şey yaptım, gittim ulaşmaya çalıştım. Yani daha lafını atlatmıyor. Yani %100 net söylüyor bana. Diyor baba beni hep kafama girdi, beynime girdi, beni size düşürdü, birbirimize düştük, annemle ne bileyim. Çekmecede tut, bilmem en son bu 8 adette çeyrek beni bir taksiyle, normal taksiyle Ankara'ya kaçırdı. Demiştim bunları al. Şimdi ben yaptıklarıma pişmanım ama ben size utanç duyuyorum. Ben senin halini de gördüm. Biliyorum yani üzülüyorsun, şey yapıyorsun. Beni affedin. Dedim kızım Allah seni affetsin. Bizi bu kadar kırdın, şey yaptın. Diyor beni bir kalakola çıkartsınlar bir mahkeme. Ben onları hepsini doğru yanıtlayacağım. Pişmanım yani çünkü eski şeyim değil. Artık o zaman ilaç mı vermişler günahları boynuna ben bilmiyorum. Yani çocuk hırçınlaşmıştı yani bizi sanki... Yabancı görüyordu yani öyle bir duruma düşürmüştü çocuk. Şimdi güzel şekilde hatta Faruk'la da konuştu. Faruk eniştesiyle. Yani Faruk da ona inandırıcı geldi yani Faruk'a da hatta. Yani çünkü bu doğru şeyleri... ...yani varmış o ev almışlar mı ne etmişler diyor bir kısmı yani resmiyet olarak emin üstüne geçirmişler. Normal bir araba kapının önünde duruyor. Onun dışında sadece Sayın böyle ya. Dedi. Hep böyle diyor. 5 adet. 5 adet kalmış. O da dolapta mı evin içinde mi her neyse. Onu yani onda kaçtı. Yani. 5 adet yani, kalan. Şu ekranı kaçtı. Getirelim altınların fotoğrafını. Bu 5 adet kalan bilezikten mi bahsediyor Erdal Bey? Evet. Yusuf Bey. Yusuf. Evet. Şu evet, bilezikler hocam, duruyormuş. O değil. Şunlar. Bak şunlar hocam, hepsi. Sadece dedi kalınlar duruyor. Kalınlar. Lira, böyle tek diyor. Tek tanesi 30 bin lira onların. Tek tanesi. Burada Yıldız bir kalk göstersene. Kaç tane var? Aralarda inceler de var. Tanesi 30'sa bir kolunda 150 bin lira var. Şu şekil. Bunlar. Hocam.
Bunların tanesi 30 bin lira mı? 30 bin lira tabii. Bak şu şuradan. Bunlar duruyor muymuş Yusuf Bey? 30. Tek bir tanesi. Hocam sadece 5 adet diyor. Bilmiyorum kalın hiç ince karışık mı her neyse. Ya. Yani 5 adet diyor. 5 adet. 5 adet. Peki. Ev almış, araba almış tabii. Onları. Sayende de. Yani şunu anlıyoruz o zaman kaderin söylediklerinden. İstanbul'dan evet. gittiği andan sosyal hizmetlere gittiği ana kadar kader hep onun yanında kalmış. Bir sene. Evet. Hocam. Şimdiki yok bir şimdiki de. Hocam sorması ayıp son cümleyi de size kullanayım. Ha. Ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Hocam heh, bu Gamze ablası kendi gözüyle görmüş. Hani o ilk akşam götürmüşler ya bunları. Evet. Orada yine affedersin yani sorması bile çirkin de bu yine kendi arkola vermiş biliyor musun? Hmm. Orada bir kader içmiş demiş başım ağrıyor. Bak bence o kızı suçlu duruma düşür diyor da şimdi diyor geçen kader diyordu ben ablama itiraf attım birbirimize girdik böyle oldu hep onun Ahmet yüzünde. Hep bu hale düşüyor. Gamze de doğruları dedi. Söylemedi. O gün ben sordum. Ne yaptınız? Evet. Sen orada kaldığın ya. Gece sabaha kadar ne yaptınız? Sen yattın uyudun mu? Onlar ne yaptı? Üçümüz de uyumadık evet. sabaha kadar oturduk dedi. Yani orada evet. biraz Erdal'ı da korudu açıkçası. Koruyor. Halbuki doğru, bir de dünyanın küfürü yağdırdı bize. Korkmuş da olabilir. Ben Ankara'ya giderken bir sürü küfür yağdırdı bize. Bir küfür. Şimdi bu Faruk Gül, ifade verdiğinde savcıya bütün bunları anlatacağını söylüyor mu kader? Evet. Defalarca tekrarladı. Ben orada bir hafta kaldım aşağı yukarı. Beş sefer onun ağzında duydum. Beş sefer. Tamam. Gamze de evet. gidecek ve ifade verecek, aynen. şahitlik yapacak. Evet. Diyecek ki evet. o eve gittik. Bu 55 yaşındaki adam benim 17 evet. yaşındaki zihinsel engelli kardeşimi aldı ve bir odaya kapandılar. Evet. İstismar da var. İstismar. Bir de duydum doktorlar şey, götürmüş duydum var. Şey var. Evet. Bu Gamze Giller'i böyle tetik korku anlamında biliyorsun. Hani yerinizi biliyorum. Bilmem bir yanlış benim konumda beni satar bilmem böyle yani bu şeyler var yani biliyor musun yani bazı şeyler böyle sanki gizli sağlı tür yani hani biri seni tetik amacıyla nasıl diyor beni takibe aldılar ya. Takmıştı adamlar Allah sizi inandırsın. Yusuf Bey sen Ankara'dayken Gamze'nin evinde mi kaldın? Hocam evet orada kaldım. Başka nerede kalacağım? Sağ olsun Faruk geldi beni aldı. Hayır yani Gamze dedi. Bunları evet. anlattı sana. O gün gittik. İşte evet, alkol verdi evet. benim kardeşime. Aynen öyle. Aynen, sonra aynen, aldı. Aynen. Ayrı bir odaya gitti. Onlar orada kaldı. Ben kendim gibi. Bunların aynen, hepsini aynen. Gamze de anlattı ve bu konuda da tanıklık yapması gerekiyor Gamze'nin. Hatta dediler bunu oynuyordular. Ankara havası bilmem şu bu. Yani oynuyorlarmış. Alkol içtiği halde. Yani biraz oynamışlar ne bileyim Ankara evet. havası. Bu otogara gelirken onların heh. O kişilerin seni Erdal'ın takip ettirdiğini nereden anladın Yusuf Bey? Ben bambaşka şunu insanlar da olabilirler. Doğru yok. Yukarıda Allah var. Ben hayatımda kimsenin yani öz evladım bunu bana yaptı ya ben kendi gözümle görmemiştim. Yani ben yine itirafta şey olmadım ama biliyorum sonuçta İhanet olmuş ama ben öyle bir şeyim Yusuf. Var. Ben öyle rast gelene itiraf Yusuf. Atacak şeyim yok. Sana yukarıda şey Allah var. Yani miyim? Önümüz bir şey duydum. Bu Erdal'mış. İçmemiş bilirsin gündüz vakti. Böyle baba sayıklıyor. Beni evlat olarak kabul eder. Önce şey geldi. Değişik böyle tuhaf geldi biliyor musun? Ben de telefonu başkasına uzattım. Affedersin öbürüne küfür etti. Pis küfürle o da ona döndü biraz. Demiş onun oğluymuş. Benim oğlummuş. Ya dedim ne oğlum? Kim oğlum? Dedim bir tane çocuğum var o da kurulmuşta. Beni ya. Takip etmiş. Adamlar diyor taksi göndermiş. Sen ne dersin? Seni araba alsın. Sağ olsun o şey geldi. Senin ismin neydi hocam? Talha. Sizin eleman. Talha mı geldi? Evet. Anons etti.
Garajda anons edildi Yusuf Karataş. Yusuf Karataş orada güvenlikler vardı. Beni en güvenli bir yere şey yaptılar. Kaçıracaklar da işimi kaçıracaklar. İşim gitmemiş. 6.5 arabasına bindirdi. 5 arabası kaçtı. Oraları yabancısın ya. Araba gitti. Sağ olsun. Erdal. Oydu hocam oydu. Peki. İsim olarak çaldı. Benim okul yazar yok. Yusuf Bey bir şey söyleyecekmiş Yıldız size. Evet. Sen diyordun ya, kader demiş ki bütün evdeki altınları hepsini alıp Erdal'a vermiş, o pisliği hala yakalanmadı diye demişsin değil mi? Evet, dedim. Evet. Hocam anlatmak çok şeyler var. Benim pek aklıma, keşke orada olsaydım, detaylıca anlatırdım. Telefonda pek anlaşılmıyor. Yani çok şeyler var, bitmiyor yani, anlatmakla bitmiyor inan ki. Yani %100 budur hocam, başkası değil. Budur. Peki, Allah'ın izniyle de çıkacak gündeme. Yusuf yani. Bey ben yani. Bir şey soracağım sana. Ben evet, Yıldız'a evet. Hep diyorum ki ya Yıldız sen niye kardeşim bu altınları götürüp bankaya koymadın? Keşke. Niye yastıkların içine soktun? Niye hocam, bu kadar bir dakika bir lafımı bitireyim. Bu kadar borcun harcın varken satıp da daha güzel yaşamak varken niye yastığın içinde beklettin? Diyor ki Yusuf bana diyor onu bankaya yatırırsan. Bir elin bir gün adamıyla kaçarsın diye diyor. Dedi. O diyor yatırtmadı diyor. Doğru mu bu? Evet. Kalk. Hocam evet. Evet. Yukarıda Allah var. Bu 2-3 sene önce. Çok iyi. Neler yaptı? Evet. 2-3 sene önce hani buna rast gelmiş ya. Evet. Buna postan orada yani iki sözle çatpat sözle bunları şeye getiriyor. Ondan bir süre sonra diyelim bir iki ay sonra bizi birbirimize düşürmüştü hocam. Beni evet. Hasta halimle bu vaziyetimle bizi hırtınlaştırmıştı. Kıskançlık bilmem şu bu. Biliyor musun? Yani öyle sık sık arıyordu, küfürler, hakaretler, kafa karıştırıcı. Ben de inat yaptım. Allah sizin gözüm hiçbir şeyde yok ha. Benim gözüm her zaman soktu. İki sefer hatta bankaya yatırmışım. Ben de dedim inat ettim. Keşke dedim gel gidelim bankaya onu çıkar. Ama 2 sene evde durdu ha. Yani sağlam 2 sene evde durdu. Hiçbir şey dokunmadan. Ne oldu bu 2 ay içinde oldu. Yani 2 sene yastıkta sağlam durdu. Anladım. Ne yani olduysa, sen o paraları altınları alır Erdal'la evet. Kaçar diye şüphelendi. Başka yani, bir adamla evet, değil. Yukarıda evet, Allah var. Ben öyle biraz tahmin doğru ettim yani. Öyle o anlamda. Yani demek ki sen de karının evet. Erdal'la bir şeyler yaşayabileceğini düşündün. Öyle bir şüphe uyandı sende. O yüzden... Ya dedim kadın... Ben de o şeye geldim. Ya kadın milleti yoksa, değil de şöyle burada sanat. Bahar Hanım var. O da işte bazı 2 tane güzel söz, 2 tane evet. Bakış, bir iltifat evet. Bir şey. Ama evli bir kadının tabii ki bunu yapmaması doğru. Lazım. Ama yanlış sorguladın beni. Hocam, bak en hocam, son çocuğundan evet. Çıkarttın. Ama Yıldız da hocam, diyor ki o zaman diyor Yusuf'la problemlerimiz vardı. Ben de onun vardı. O 1-2 tatlı sözüne vardı. Kandım evet. Diyor. Neydi Yıldız? Evet. Yani Yusuf'tan... Benim kız... Bir dakika Yusuf Bey. Neydi peki? Yani Yusuf Bey'i de bulamadığın ama orada sana kendini iyi hissettiren ne yaptı Erdal? Ne söyledi sana? Önce nasıl söyleyeyim ya? Güzel bir laf duymadım aslında. Önce bir konuşmasıyla değil mi? İltifatı çok güzeldi. Sanki prensesler gibi değildi. Sanki 40 yıldır tanımış bir hallerimiz oldu. Ya tanıştık böyle yolda. Keşke o yola gidip de rastlam gelmeseydim ama. Hangi güzel sözler seni aklını karıştırdı? Güzel yani... gözlüm diyordu bana. Ne? Güzelim diyordu. Güzel gözlüm. Ceylan gözlüm diyordu. Bir tanem. O kadar iltifat ediyordu ki. Yani desem cezaevinde bir sürü mektupları şu sıra sıra geliyor da desem inanıyordum. Yani yırtıp atıyordum. Sonra en son mektubun içinde kaderle. Kaderi çok koyuyor diyordu. Kadere bir şey olmasın. Kaderle yani kadere dikkat et. Peki bu güzel ben yazmıyordum. Bu güzel ama ben yazmıyordum. Bu yani güzel sözleri okuma yazmam. Yusuf Bey sana söylemiyor muydu? Yani biraz evliliğiniz monotonlaşmış mıydı? Söylemiyor muydu? Ondan duymadı. İçip mahallede yani Yıldız diye isim geçerdi. Ben de Sevda. Çık dışarıya Sevda. Çık ne olur bak beni eve bastırma. Kapıyı basarım. Çok tehditler yağdırıyordu. Bu hoşuna mı gidiyordu senin? Hoşuma gitmiyordum. Korkuyordum. Kapıları hayır, kitleye, başta hoşuna kitleye. Gidiyormuş. Oraya... İlk önceki o lafları söylendi. Ha. Ondan sonra kine bağlandı. Çünkü eşimle biraz tartıştılar. Eşim dedi ki o evli kadın senin ne işin var evli eşimden? Kocası evet. Benim dedi.
Bu da küfür, birbirlerine pis pis terbiyesiz küfür ettiler. Yıldız, senin niye bir adın da Sevda mesela? Niye öyle bir takma adın var ben senin? Ben taktım işte. Yani göbek adım olduğu için ben söyledim. Göbek adın mı? Tabii Sevda diye geçiyor. Yüzüş kağıdında yazıyor mu, yok? Yok, o yazıyor. Sen o ismi ben seviyordun. Ben onu çok seviyordum. Evet, Yıldız da güzel bir isim de Sevda adını sen taktın. Vazgeçtim. Evet, bu dosyaya geçeceğim ama şimdi Yıldız... Erdal yine ortadan kayboldu ama onu bulacağız, yine bulacağız. O bizi bulacak bir şekilde. Fakat dananın kuyruğu yarın kaderin vereceği ifadeyle kopacak aslında. İnşallah. Eğer kader babasına söylediklerini, gerçekleri ifadesinde söylerse zaten yakalanması an meselesi olacak Erdal'ın. Sahte ya, sahtekar adam. Baksana aldı, ne varsa hep kaçtı bak. Ya aldı kaçtı, oradan çıktı bak. Yani kalan altınları da oradan aldı gitti alır, diyorsun. Aldı, evet, aynen. Onu kesin ben biliyorum. Onu oradan aldı kaçtı işte. Kızım diyorsa nereye kaçarsa altınlar da onunla yürüyecek dedi ki. Bırakmaz o öyle. Ya işte o şekil. Yarısını ev almışlar, yarısını araba almışlar işte. Yarısını oraya ev bırakmış. Altınlar 150 bin liradan bence fazla. Fazla. 5 tanesi lazım. 30 bin liradan sadece sağ daha kolu fazla, 150 bin lira. Daha yıldızı. Fazla. Ben onları hiç de hesaplamadım. Yani şu anda biraz altın düştü ama yani bundan bir ay önce altın tavan yapmıştı. Dolayısıyla çok bayağı bir para. Peki Yıldız, şimdi biz seninle burada hep kaderi konuşuyoruz. Halanın oğlu Yusuf'la evlisin. İşte 6 tane çocuk dünyaya getirmişsin. Bunların 4'ü zihinsel engelli. Evet, kimi yuvada, kimi işte 50 yaşında adamla, kimi Ankara'da. Böyle bir dağınıklık var. Yıldız, seni biraz tanımak istiyorum. Kimsin? Nerede doğdun? Annen baban kim? Kardeşlerin var mı? Niye halanın oğluyla evlendin? Nasıl bir çocukluk ve genç kızlık geçirdin? Ben anne sevgisi nedir bilmedim. Bilmiyorum. Anne yanımda, yani anne bakmadı ki bana. Biz iki kız kardeş bir babadan. İşte Ağrı Doğu Beyazıt'ta babam annemle tanışıyorlar. Nerede tanışıyorlarsa artık oradan evlenip. İşte babamı, biz iki kız çocuğu dünyaya geliyoruz. Aşiretlerin içinde annem yaşayamıyor. Annem biraz farklı olaylar yaşıyorlar, yaşıyor. İşte annem beni küçükken bırakıp gidiyor. Kalkıp Ağrı Doğu Beyazıt'ta olmadığı için başka bir adamla evlenmeye çıkıp gidiyor. Bir adamla kaçıyor. Tabii yani. Kaçıyor, bir adamla kaçıyor. Evet, aynen o şekil. Benim ablamsa halamın yanında büyüyor. Bense babaannemin yanında büyüyorum. Yani ne bileyim, hiç şeyimi yaşamadım. Yoksulluk var mıydı? Yoksulluk vardı, evet, aynen. Niye halanın oğluyla evlendin? Valla benim istediğim şekilde olmadı ama biz kardeş gibi birbirimizin yanında büyüdük. Kardeş büyüdüğümüz için neden şu anki durum diyorum ki ya tamam eşimden memnunum. Ya eşimi seviyorum ama keşke eşimle evlenmeseydim diye düşünüyorum. Belki bunların hiçbirisini intiham olarak yaşamayacaktım. Yani eşinden dolayı mı yaşadın bütün bunları? Tabii ki hala akraba evliliği oldu bizimki. Ya, çocukların bu durum. Ben çok ezgin yaşadım, çok ezgin büyüdüm. Öyle lüks hayatmış böyle, ne bileyim. İşte başka kardeşin var mı? Var, kız kardeş bağlandı ya. Hayır, başka iki erkek falan. Üveyden bir annen tane. Annen tekrar mı evlendi? Babam da tekrar evlendi ama babam da annem hatta bana derdi ki Yıldız, ben anneni çok seviyordum, çok. Babam zaten onun yüzünden vefat etti, dertlerin yüzünden vefat. Terk edilince. Ben babaya çok düşkün bir kadındım yani, çok hala da ne bileyim, babam vefat etti gitmedim ya. Ona çok yanım, son nefesine bana dedi ki gel dedi, gitmedim. Yine çocuklarımı bırakıp gitmedim ya. Ağrı Doğu Beyazıt'a babama yetişmedim dedi. Gel dedi, öleceğim dedi. Yıldız dedi, seni bir kere göreyim de vefat edeyim, ömrüm gitsin dedi. Gel dedi, bana çok düşkündü babam. Niye gitmedin? Keşke gitseydim babama. Keşke yetişebilseydim. Yine çocuklarım aklımdaydı. Ben bu işleri yapayım, ben böyle çalışayım veyahut da kızlarım yanında durayım, bekleyeyim. Yani yine çocuklarım vardı aklımda. Babamı bilen... Annen nerede? Milas Muğla'da, İzmir'de. Görüşüyor musun? Görüşüyoruz da, eve ayak kata atacak kadar bir kadın ama teleze edecek kadar bir kadın diye. Ama annem şu an bana diyor ki ben seni seviyorum, hakkını helal et diyor. Biz görüşüyoruz işte aslında annemle. Ablamsa, aslında en son ne zaman gördün annemi? Ablamsa aramızda dağlar buzlar kesildi yani. Ne bileyim, hastalığımın ilk şey seviyesindeydim, bana geldi, bir eski evde yaşıyordum. Bana dedi Yıldız dedi, aslında bir bilezik benden borç istedi.
Dedi verir misin bana bir ihtiyaçlarımı? Ben kalkıp ablama gerçekten vermedim. Pişman oldum dedim burada. Yani o şekilde aramız ablamla o şekil bozuldu. Yani ablamı da seviyordum aslında. Şimdi o bana o gün telefonda açtı ya. Böyle bir kız kardeşim yoktu ya. Bu şekil dedi ya. Gerçekten içimi yine bir dağlar şey oldu. Yani bir eksiğim yine oldu. Yani sonuçta ablamdır dedim. Ama ona yansıtmıyorum. Stüdyoda ne olduğumu yansıtmıyorum. Eve giderken zaten içime kan damlalar yavaş yavaş damlıyor. Anneni en son ne zaman gördün? En son mu? En son geçen yazında geldi anne. Hele babama daha bir düşkünüm vardı. Yaşadığın hayattan memnun değilsin aslında. Ben zaten en büyük değer şey babam. Babamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Yani bunlardan daha değerli şeyleri kaybetmişim, farkında değilim. Babamı kaybettim veya bunlar ne gelir ki? Babam daha öder. Yıldız'ım bir meslek seçseydin ne olmak istedin? Yani şu anda bile ne annem olmak istedin? Diyordu ki ya, Yıldız diyordu, senin gibi evlat... Rabbim Teala vermedi kimse dedi. Anne dedim. Bak hala diyor bana anne diyorsun. Hani ben sana baktım ki sen bana anne diyorsun. Anamsın dedim. Ne olursan ol. Taş olsan da, toprak olsan da, gidip başkasıyla evlensense benim anamsın dedim. Anam, benim annemsin dedim. Ben hiç yani annemden babamdan hiçbir şey yani beni yoksulun içinde büyüseydiler... Varlığın içinde ben anne babamı dünyaya vermem ya. Şu anda vermem. Şu anda yoklukları şuramda. Yani yara var ya, mermi yemişim. Yemin ederim mermiden çok beter. Bunlar kaybolmuş ne olmuş? Babam gitmiş be. Dağ gibi babamı kaybettim. Bir de oğlum. Öldür Tuzla da. Oğlum 10 yıldır onun yüzünü görmüyorum. Bir sarılamadım. Oğlunu getirelim mi, ister misin? İsterim. Gerçekten. Çok, çok. Gidemediğin için mi gitmedin Yıldız? Kanser illası bedenimde çıkmadı ki. 7-8 yıl nasıl yaşadım? Bu bedenle nasıl yaşadım? Kanserle resmen çabalaştım. Pençeleştim Gazi Mahallesi'nde. Bir deri bir kemiğim kalmıştı zaten. Ölecektim zaten. O hastalığın dışında neredeyse bastonla yürüyordum. Komşularım Yıldız dedi ya, bebek gibi kadındı, 80-90 kiloydu. Ne hallere düştüm dedim. Abla bilmem ne oldu bana. O anda ne anam kaçardı ne ablam kaçardı. Bana diyor ki ya, oğlu diyor ki ya, sen böylesin. Yani bir gün dedin mi? Kapımı çaldın mı? Küçük Emrah'a doğru, Ceylan, yalan olsa filmleri doğru. Bakmadılar ki, yani telezi bile yetmedi. Böyle gül gibi bir kadın varsa senin kız kardeşin veyahut da senin kızın. Benim annem hiç benden itiraz etmedi. Rabbim Teala seninle beraber olsun yavrum dedi. Bir gün bana... Telefonda çıkıp anne sen busun, busun, beni bakmadın, busun demedin. Helal olsun dedi ki, ben o Rabbıma şükrediyorum, senin gibi kızım var dedi. Hele ablan dedi, illallah, ablanı sevmiyorum dedi. Oğlunu getirmemizi ister misin? Çok isterim. Gerçekten. Çok isterim. Yani çok isterim. Özledin onu. Ya ne bileyim, kimi evladı gider askerde şehit olur. Yani kimi gider başka bir yerde bir şey olur. Ama oğluma sarılamadım. Oğlum sesini duymak isterim. Peki. Yıldız'ın oğlunu getirelim arkadaşlar. Nadir Tuzla da gelsin, şöyle bir saralım. Oğlum ağrıda, yavrum. Değil mi? Ağrıda. Nadir Tuzla da şu an rehabilitasyon merkezinde, yani bakım evinde tedavi görüyor. Peki istediğimiz zaman alıp getirebiliyor muyuz? Çıkarabiliyor muyuz? Ya orada mu? İşte buradaki sosyal hizmetler görüşme olursa zaten oradakilerle beraber iletişim kuruluyor. Anladım. Çocuk buraya getirilebiliyor. Anladım. Yani bir asker, bir ana, yani bir asker annesi gibiyim. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Hakikaten benim yerimi de yakan bir... Ya ben kızlarıma çok düşkündüm. Kötü bir anne değil.
değilim. Ben kızlarıma hepsine dedim, gel ana kız olan dizlerimin önünde oturun. Gitmeyin, gezmeyin, eylemeyin. Bak baban oradan buradan çalışıyor. Veyahut da geliyor bize zaten, Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Bak bize yardım ediyorlar. Ne güzel gıdamız geliyor, her şeyimiz geliyor. Gel ana, hele Yonca'ya. Hele Yonca'ya hiç kıyamıyordum. Saçlarına baksana Allah aşkına. Onun saçlarını kesmiyordum. Kesemiyordum. Düşmüş şu an bir Kastamonu'nun eline. Ne bileyim. 55, bir ana ağlar. O da 55-56 yaşında bir adam. Üzülüyorum işte, bak buna da üzülüyorum. Yani ben kızımla var ya, yoldaştı kızım bana. Yoldaş. Yani Gamze de öyle. Yani sinir şey yapar ama Yonca benim her şeyim. Muhammed hepsi de benim her şeyim. Parçam ya, hepsi benim parçam. Ben hiçbir çocuğumdan şey değilim. Ne olursa olsun. İstersen mermiyle beni tarasalar. Onlar benim evladım. Ben evladımı kötü. Peki olmaz. Anneni getirmemizi ister misin? İsterim tabii, istemez mi? Öyle mi? Öyle bir sarılması isterim tabii. Hiç. Ana istenmez ya. Ben annemi de isterim. Bir de altınlarını istiyorsun tabii. Ben bir şey de sorabilir miyim hocam? Dünyanın malı bir yana, sevdikleri giderse ya, gözünün önünde böyle kayboluyor ya, babam derdi bana. Ben kaybolunca sen arar durursun beni. Gerçekten Mecnun Leyla oldum, çöllere düştüm. Yani evde olsam bile babam, bir tek siyah valiz var şimdi evde, ona baka baka. Babamın her girişi, evin girişine girerdi şöyle elinde valiziyle gelirdi. Yıldızım derdi, göğsüne yaslanırdım. Yani bütün kızlarından, babam İzmir'deyken hele o otu garajda. Yani babam aşıktım ya, babama aşıktım, aşık. Her kız babasına aşıktır. Ben baba aşkıyla yaşadım. Ne olursa olsun benim babamdır. Toprak olmuşsa benim babamdır. Anam kötü de olsam benim anamdır. Çünkü onlar olmasa ben dünyaya gelmezdim. Ben evlat şeyi de ayrı koymam. Bak kader beni öyle bir mermiledi. Kaderin de suçu değil. O çocuğun da beynine gidilmiş, kanına girilmiş. Belki daha farklı yerlere yönlendirilmiş. Belki bizden olan hatalar yüzünden, belki benim yüzümden de olmuş olacak. Çünkü onun sebebi benim. Ben şu an yine diyorum. Ben bir anneyim ama belki bazı şeylere yetenemedim. Ama bu şekil olursa eğer, bu şekil olsaydı gerçekten. Sen kaç tane çocuk sahibi bir kadınsın, annesin. Evet. Aklından onları bile böyle şeyler büyüttüm. Geçirme. İzmir'de küçük ben büyüttüm hep. Onları yani tamam. Yurtta, oradan burada büyüdüler ama Yıldız, zaten Erdal'la ilgili dediğim gibi yarın bu ifadeden sonra Dana'nın kuyruğu kopacak. Bakacağız kaderin ne ifade verdiğine. Oğlunu getirseniz o bana dünyanın en yavaş büyük. Yavaş hepsi. Oğlun, sonra annen. Kızın, altının, inşallah annen. Allah. Yani... şimdi bugün ben daha gerçek bir yıldızla... En büyük değerli olan şeyler onlar, ailemdi. Şu anda daha gerçek başka bir yıldızla tanıştım ben de açıkçası. Evet. Daha farklı birini dediniz tanıdım. Dediniz ya ailen nedir, nereden büyüdü? Ezgin büyüdüm ya, düştüm kalktım büyüdüm. Ama şu var ya, şu diyorlar ya, sahtekardır, dolandırıcıdır. Arasında herkes beni buradan arasa, dolandırıcı mıyım? Allah katında şu, Allah öyle bir kalp verdi ki bana, bak yüzüme bile yaslanmış o kalbimin güzelliği. Ama ben öyle bir kötü bir kadın değilim. Delikanlı bir kadındım. Harbi koy. Ya abi yaptım abi derim savcıda, yaptım abi. Suçum budur. Gelin beni kelepçeyin götür. Ama ben hiçbir zaman demem abi ben yapmadım. Ya yap, suçun yaptım. Nedir bu? Allah sana şimdi desem ki bir meslek seç. Çaba gösterelim, yapalım bir şey. Aha. Seni bir meslek sahibi yapalım desem. Ne isterdin mesela? Ben mi? Şu an meslek sahibi. Ne isterdin? Hadi çocuklarım büyüdü desem. Hadi herkes bir çocuğum bir... Şu anda yani bir ay sonra seni işe başlatmak istiyoruz. Bir meslek seç desek ne seçerdin? Ama siz ne önerirseniz ben onu yaparım ama sizin kararınız. Hayır canım, tamam, senin ne yapacağını ben yanlış bilemem. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Küçükken ne olmak isterdin? Ne mesela? Olmak isterdin? Oyuncu olmak isterdim. Oyuncu. Ona ben de isterdim. Direkt olarak onu söyleyecektim. Yani seni böyle bir kast ajansına yazdırmak. Olur. Bir oyunculuk. Olur. Ne bileyim ben. Olur.
ufak rollerle başlayıp yaparım. Öyle bir hali var çünkü Yıldız'ın. Gerçekten. Seni bir meslek sahibi yapmak isterdim. Elimde olsaydı. Olur, olur. Sen de oyuncu mu olmak istiyordun geçmişte? Geçmişte valla farklı bir şey aklımdaydı ama onu da ben yapamam. Yani yapsam biliyorum, bile dahil. Oriental diyorsun değil mi? Ben onu sevmiyorum artık. Ondan ama istiyordun daha önce. Önceden istiyordum. Yani onu aşiret, istiyormuş. Onu ben duydum aşiret, çünkü biliyorum. Aşiretimiz, kütlerimiz, doğularımız. İlgi duyabilirsin. O önemli. O biraz saygımızdan. Açık maçık şeye giyerim buralarda orada burada oynar falan der ki ya bak babasının kızıymış kalkmış ne yapıyor. Anladım da, anladım. Kendime şey ama şu yapamıyorum. Fotoğraflar mesela içinde kalmış o senin oryantal olmak fakat oyuncu da olmak istiyormuşsun. Peki şimdi bundan sonrasında dediğim gibi bekliyoruz. Yarın işte kaderin ifadesini İnşallah. Bekliyoruz. Her şey adım adım yani burada bayağı oryantal görüntüsü vermişsin. Baksana yok ben yıldız. Zaten bu şekil bir ara yine ben İzmir'de şeyle çektirmiştim de bu İzmir Buca resim şeysine gittim. Bana dedi gerçekten senden güzel bir oryantal podyum. Podyum. Tabii dedi öyle bir şeyim var dedi. Ben de vallahi dedim aman ben de ne olur ya artık yaşım 30 ben gidip çocuklarıma ikizlerime bakayım. Hep bu düşünceler anne duyguları vardı içimde. Ama gerçekten dedi resim bakışların dedi gerçekten her şey üstünde kıra kıra kıracaksın dedi. Gel dinle beni. Sana kızıyorum da bazen bu çocuklarla ilgili ama bir taraftan da tatlı bir kadınsın. Peki ederim. Şimdi efendim Gülşen Maşalacı ve Özlem Yağcı dosyası. Biraz şöyle istedim ki bir nefes alalım. O böyle yüksek yüksek işte cinayetler, kayıplar, şeyler. Onların dışında biraz bir sohbet etmek istedim. Oğlunu da inşallah resmi yazışmalar yapmamız lazım. Öyle anlıyorum. Şimdi efendim Gülşen Maşalacı Özlem Yığcı dosyasında bugün son konuşmalarımızı yapacağız diyebilirim. Evet Gökhan da burada, Varol Bey de burada. ...14 yıllık kayıp dosyası cinayet masasına geçen Gülşen Maşalacı ve kızı Özlem Yığcı dosyasında artık çember daralıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği o gelişme ne? Benim tahmin ettiğim şey ise zaten 99 değil artık %100 iş bitmiştir. Bugün neler yaşanacak? Gülşen Maşalacı, Özlem Yığcı dosyasında efendim. Bakın yarın, daha geç değil, yarın çok çok önemli bir gelişme yaşanacak. 3 aydır bu anı bekliyorum. 3 aydır bu anı bekliyorum. Serap Hanım, sizin sayenizde bu anı bekliyorum. Tüm konuşmamın bir anı yapacağım. Onları görünce, o görüntüleri. Gülşen ve kızı Özlem'in başına ne geldi? Birazdan. Şimdi konuşmalara başlıyorum efendim. Son konuşmalar dedim ama haftaya yine olacak tabii bir görüşme, konuşma bu stüdyoda. Son noktaları, gelinen noktayı şöyle özetleyebilirim size. Atakan Maşalacı'nın 2009 yılında yaptığı evrakta sahtecilik suçu savcılık tarafından zaman aşımına uğradığı belirtildi. 8 yıl dolmuş. Doldu. 12 yıl. 8 ay. Tabii şimdi ekran başında seyircilerimiz dondu kaldı. Ne yani yaptığı yanına kar mı kalacak? Bundan ceza almayacak mı? Böyle şey olur mu diye söylendiğinizi duyar gibi oluyorum. Aynı hisleri ben de yaşadım ama devamını lütfen dinleyin. Nitelikli dolandırıcılıktan devleti dolandırdığı için Atakan ve işbirliği yaptığı düşünülen kişilerle ilgili iddianame hazırlanması için savcılığa dosya verildi. Yani devlete karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yok diyebilir miyiz ya da daha uzun? Bu suçla ilgili zaman aşımı daha fazla. Hı. Yani çünkü Türk Ceza Kanunu 158. maddesinde düzenleniyor bu nitelikli dolandırıcılık. Ve 10 yıla kadar hapis cezası var bunun karşılığında. Hı. Ve eylem bir tane olmadığı için yani Atakan Maşalacı 2009 yılında bir tane dolandırıcılık suçu işlemedi. Her ay bu dolandırıcılık suçunu işledi ve zincirleme suç olarak kabul edildi bu. Ve bu minimum 1/2 oranında da verilecek cezayı arttırır ki bu da 15 yılı bulur zaten.
Buna ek olarak yine bu dolandırıcılık suçuyla alakalı devleti dolandırdığı rakam kadar da para cezasıyla karşı karşıya kalır. Bu para cezasını ödemediği takdirde bu da hapis cezasına döner. Yani nereden baksanız... Buradan çok önemli bir ciddi bir ceza. Nereden baksanız 20 yıl neredeyse... 15 yıl zaten sadece kesin. Şeyden... Yani öyle bir hesaplama yapılırsa, zincirleme suçta eklerlerse o... Para cezasını da eklersek 20 yıl civarında bir hapis cezasıyla karşı karşıya şu an. Şimdi bunu duyunca siz de rahatladınız eminim sevgili seyirciler. Çünkü ben de çok rahatlamıştım ilk duyduğumda. Geliyorum cinayet konusuna. Gülşen Maşalacı ve Özlem Yığıcı cinayetiyle ilgili... Atakan Maşalacı, bunun altını çizmek istiyorum. Baş şüpheli olarak görülüyor. Tekrar söylüyorum, bu iki cinayetle alakalı Atakan Maşalacı baş şüpheli olarak görülüyor. Bugüne kadar cinayet dosyasıyla alakalı 52 kişinin ifadesine başvuruldu. 52 kişi. Şimdi Gülşen Maşalacı ve Özlem Yığıcı dosyasında hem Çaylık'ta hem de Trabzon'daki Kimsesizler Mezarlığı'nda bulunan kemiklerden alınan diş örneğinin DNA sonucu bekleniyor. Evet, burası biliyorsunuz Kimsesizler Mezarlığı'nda hala kimsesiz olan ve 2009 yılında cesedi Trabzon'da bulunan ve cinayete gitmiş bir kadın cesedinin, kadın cenazesinin bulunduğu kabristan, Kimsesizler Mezarlığı. Ve oradan alınan, daha öncesinde alınan diş örneğiyle gerek Gökhan'dan gerekse Varol Bey'den alınan DNA örnekleri karşılaştırması yapıldı. Onun sonucu bekleniyor. Tekrar ediyorum, baş şüpheli bu cinayetlerde Atakan Maşalacı olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki hafta, bu da çok önemli bir gelişme. Bütün bu süreçte, yani 3 ayın sonunda biz nasıl başladık? Gökhan geldi, ablam ve annem kayıp, onları arıyorum 14 yıldır dedi. Önce kayıpla başladı, bizim yayınlarımız ses getirdi. Olay cinayet büroya geçti. Daha kapsamlı bir araştırma, soruşturma yapıldı. Ve bunun bir cinayet, hatta çifte cinayet olduğu sonucuna varıldı. Dolayısıyla da bir çifte cinayet üzerinde çalışmalarını Rize Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekipleri, Cinayet Büro çalışmalarını o yönde sürdürdüler. Zaten süreç öyle işliyor. Gerekli delilleri topladılar, tanıkları topladılar. İşte bu Çaylık'ta hemen bu Gülşen Maşalacı'nın evinin dış duvar dibinde insan kemiği bulundu. 3 adet, bir tanesi uyluk kemiğiydi kemiği, zannediyorum. Bu kemikler bulundu. Bir başka noktada yine bu arada söyleyemeyeceğimiz 2-3 nokta var. Onları yine söyleyemiyoruz. Bir tek şey söyleyeceğim ama ağzımdan kaçıracağım. Neyi? Kaçırabilir miyim? Yani kaçırmayın dediler ama. Kaçırmayayım mı? Yani iddianame yazıldığında. Hayır, 28 Haziran'da bir şeyden bahsedeceğim. Telefon sinyalinden bahsetmeyelim. Hayır, bahsetmeyin. Bahsetmeyelim. Çok önemli bu. Bahsetmeyin lütfen. Peki, Gülşen Maşalacı'nın telefon sinyali kaybolduğu gün ya da belli bir tarihte, cinayetin işlendiği gün dediğimiz tarihte bir yerde sinyal verdi diyeyim o zaman. Yeterli mi? Peki, bir yerde sinyal verdi. O yer çok önemli. Dolayısıyla Gülşen Maşalacı öldürüldüğü yerden, her nerede öldürüldüyse oradan dışarı çıkarılmadı diyebilir miyim? Diyebilirsiniz. Tamam. Bir yerde cinayet işlendi. Gülşen Maşalacı'nın cenazesi oradan çıkarılmadı efendim. Orada. Ve telefon sinyali de en son orada sinyal verdi. Atakan, baş şüpheli sensin. Onu bir tekrar altını çizmek istiyorum. Geliyorum en önemli maddeye. Bütün bu süreçlerden sonra dediğim gibi süreç böyle işliyor. Emniyet, cinayet büro bütün delilleri vesaireleri her şeyi topladı. Dosyayı oluşturdu ve bu dosyayı savcılığa teslim edecek. Doğru mu? Etti ama, hatta. Etti. Bugün. Ama bir tek eksik var o dosyada şu an için. Önümüzdeki hafta emniyet tarafından cezaevinde
Atakan'ın ifadesi alınacak. Bu da önemli bir gelişme. Bu da ilk kez olacak. Tabii. Çünkü bunun olabilmesi için de belli bir ellerinde dosyanın ve verilerin olması gerekiyordu. Evet. İfadesi alınacak ve dosya savcılığa teslim edilecek. Evet. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Evet, bütün bunlar Atakan'ın biraz önce bahsettiğim dolandırıcılık suçundan alacağı 20 yıl gibi bir hapis cezası dışında iki kişinin baş şüphelisi olarak hakkında iddianame tanzim edileceği manasına geliyor. Yani şimdi siz dediniz ya 52 kişinin ifadesi alındı. Bu 52 kişinin birçoğunun ifadesi birçok defa alındı. Yani aynı kişi belki de 5 defa ifadeye çağrıldı. 52 ama belki de dosyada 150-200 ifade metni var. Sadece ifade yok ki dosya içerisinde. Söyleyemeyeceğimiz o kadar, hani iddianamenin yazılmasını beklediğimiz ve söyleyemediğimiz o kadar deliller var ki. Yani sadece bizim yayınlarımızda konuşulan ve ifade veren kişilerin beyanlarından dolayı Atakan baş şüpheli değil. Dosyada mevcut birçok delilden kaynaklı olarak cinayet büro Atakan'ı baş şüpheli olarak yaptı. Hakkında iddianame tanzim edilmesi demek iki kişiyle alakalı olarak ikişer defa ağırlaştırmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Evet, şimdi bir önümüzdeki hafta Atakan'ın ifadesi alındıktan sonra tabii ki ifade alınıp bizim önümüze konmayacak, öyle bir usul yöntem yok. Evet. Ama en azından biz bunu konuşuyor olacağız. İfadesi alındığını konuşuyor olacağız. Bunun yanı sıra tabii ki o DNA sonuçları beklenecek ve Trabzon'da bulunan kadın cesediyle alakalı yapılan DNA sonuçları da beklediğimiz şeyler arasında ve yine emniyet o kadının da özlem olma ihtimalini yüksek görüyor diyebilirim sadece. Net kesin diyemem ama yüksek görüyor diyebilirim. Şimdi Kubilay'a bir bağlanalım. Aylardır gerçekten Rize'de bu bilgiler ışığında. Bakalım orada son olarak bize Kubilay ne söyleyecek. Sonra da galiba rotayı İstanbul'a şimdilik çevirecek gibi görünüyor. Kubilay. Merhaba Serap Bakez'in yayınlar. Teşekkürler. Sesinizi alamıyorum şu an. Evet, çünkü konuşmuyorum. Seni dinliyoruz çünkü. Pardon. Evet, 3 aylık sürecin sonunda sonuna geldik. Basit bir kayıp dosyası olarak başladı. Evrakla sahteciliğe, devlet dolandırmaya, hakkı gaspa kadar birçok suç ortaya çıkarıldı. Bu da bizim de katkımız çok büyük. Evrakları bulduk, teslim ettik gereken yerlere. Konuşulması gereken kişilerle, 14 yıl boyunca susan kişilerle konuştuk. Bunların savcılığa ve emniyete ifade vermesini sağladık. Ve bununla da artık sona gelindi. Rize Cinayet Büro ekipleri Atakan Maşalacı'nın halası Gülşen Maşalacı ve kuzeni Özlem Yığcı'yı planlayarak ve kasten adam öldürme suçundan baş şüpheli olarak hazırladığı dosyayı tamamladı ve savcılığa sevk etti. Artık bundan sonraki süreçte tek yapılacak olan şey Atakan'ın ifadesini almak. O da önümüzdeki günlerde olacak. Bununla ilgili de edinebildiğimiz bilgileri biz izleyicilerimize aktaracağız. 3 aylık sürecin sonunda neler elde ettik biz? Sahte vekalet ortaya çıkartıldı. Yapılan noterlik işlemleri ortaya çıkartıldı. Sahte vekalette kimin kullanıldığı, kimin aracılık ettiği, kimlerin kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Ve bu cinayeti 14 yıl boyunca bildiği halde susan ya da korkutulduğu için susan herkes konuşmaya başladı. Bunu da elimizden geldiğince yapmaya çalıştık ve başardık da. Şunu belirtmem gerekiyor. Siz az önce Hasan Bey'den ısrarla istediniz ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu cinayet tarihlerinde kimin, nerede, ne zaman, kiminle, nereye gittikleri hepsi dosyada artık delilli bir şekilde, ispatlı bir şekilde hazır bekliyor ve Atakan'a bizim sorduğumuzun fazlası sorulacak. Bizim sorabileceklerimiz kısıtlıydı, yayında verebileceklerimiz kısıtlıydı. Ancak Atakan'a bizim sorduklarımızın fazlası sorulacak ve buna vereceği bir yanıt olduğunu ben açıkçası düşünemiyorum. Çünkü bunlar cinayeti ortaya koyacak deliller ve bundan sonraki süreçte de artık cezaevinin çıkış kapısını görebileceğini düşünmüyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Seni İstanbul'a bekliyoruz. Çok teşekkürler Kubilay. Rize halkına da teşekkür ediyorum. Ekibime gösterdikleri yakınlık için ve misafirperverlik için onlara gerçekten çok yardımcı oldular.
olmayanlar da oldu ama onların da canı sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani dosyanın aslında emniyetle ilgili kısmı şu an için bitti. Asıl kapandı diyemeyiz. Hayır. Asıl bundan sonra tabii, açılacak. Tabii. Yani zaten gerçekten Cinayet Büro inanılmaz bir iş başardı. Asayiş Şubemiz inanılmaz bir iş başardı gerçekten. Yani söyleyemediğimiz şeyleri bildiğim için ya bu verilere ulaştı ya. Yani tebrik ediyorum, gerçekten kutluyorum. Ve Kubilay da söyledi. Yani benim Atakan'la yaptığım görüşmelerde, mülakatlarda sorduğum soruların dışında sorular sorulacak. Bunları zaten biliyor Emniyet Müdürlüğü. O kadar güzel verileri dosyanın içerisine koymuş ve inşallah da bu cesetlerle ilgili olarak da DNA örneklerinden de ben de çok umutluyum. Ona göre de zaten soruşturma arıza mahkemesine doğru gidip oradan bir kararla neticelenecektir diye düşünüyorum. Yani bu, aslında başladı, yeni başlıyor. Yeni başlıyor. Bu arada Atakan cezaevinde ya, Şubat sonu Mart gibi onun bir cezası bitiyordu. Bu durumda önümüzdeki hafta bu özellikle nitelikli dolandırıcılıkla ilgili de ifadesi alınacak ve oradan çıkmayacak. Muhtemelen o dosyadan da tutuklanacak. Yani o dosyadan da cinayet dosyasından da ben tutuklanacağını düşünüyorum. Çünkü soruşturma evrakları öyle gösteriyor. Hı hı. Zaten Atakan'ın başka bir dosyadan da 9 yıl yatarı bekleniyor. 2 yılda başka bir yatarı var. Para cezasında yatıyor. Yani Atakan'la ilgili şu an cezaevinden zaten çıkması zor. Yani şu anda aslında olan şey yargıya intikal etmesi. Yani Atakan dışarıda serbest dolaşan bir adam olsaydı şimdi tutuklayıp hapse atacaklardı. Tabii. Zaten hapiste olduğu için orada duruyor. Yani bu iş başarıldı şu anda. Tabii. Yani hocam bu şey diyeceksiniz. Önce yargının vereceği karara karşı hepimizin boynu kıldanca yargı süreci başladı ama bitti yani. Evet, Rize Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz gerçekten. Asayiş Büro'ya, Cinayet Büro'ya. Fakat bir kayıp dosyasını 3 ay içerisinde çifte cinayet dosyasına yaptığı araştırmalarla, yaptığımız araştırmalarla, sorularla ve geri plandaki bazı çalışmalarla ortaya çıkaran gerçeğin peşinde ekibine, en aşağıdan en yukarıya kadar herkese, sevgili hocam Taner Güven'e, sevgili avukatımız Hasan Bey'e, Hasan Koca Bey'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Daha işimiz bitmedi, daha yeni başlıyor dediği gibi. Tek istediğim şey, bu olayların sonuçlanıp ki savcılık aşamasından sonra gerekli görürse sayın savcı yeniden belki bir yerlerin kazılmasını isteyebilir, yeniden tabii başka talimatlar verebilir. Bu olay çözümlendiğinde yapmak istediğim şeylerden bir tanesi şuraya sana ve bana birer kase çekirdek getirip burada çekirdek yemek istiyorum. Evet. Gülerek. Hani Atakan diyor ya, hı hı, halam çekirdek yiyerek ve gülerek sizi izliyor diye. Bunu yapmak istiyorum. Evet, yok, geliyorum Gökhan'cığım senin yorumuna. Şimdi geldiğimiz noktada bir hafta aşağı yukarı görüşemeyeceğiz. Sonra Atakan'ın ifadesi üzerinde konuşacağız. Serap Hanım, hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Ya ben buraya ilk geldiğimde hani rüyama girdi. Sanki ben annemi gördüm böyle rüyamda. Hani 22 Kasım'daydı. Ve sabaha karşı hiç unutmuyorum. Sabaha karşı ben IP'ye mesaj attım. Böyle böyle bir olay var. Annem, ablamı 14 senedir haber alamıyorum diye. Ya bir kayıp için geldim buraya. Ve sizden nereye başardınız yani? Nereye getirdiniz dosyayı? Ya hepinize Allah razı olsun. Hepinize yani kucak sevgi. Yani korona var şu an. Bir şey yapamıyorum ama ya içim böyle kıpır kıpır şu an, size sarılamıyorum. Sarılmak çok istiyorum gerçekten hepinize. İnşallah o günler de gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani nerelere geldi konu? Cinayet Büro'ya hepsine teşekkür ediyorum. Ozan komiserin annesi, ellerinden öpüyorum. Öyle bir evlat doğurmuş. Öyle bir hani vatanı, hani hayırlı bir evlat. Çok teşekkür ediyorum. Annesine çok öyle böyle bir evlat doğurduğu için, vatana hizmet ettiği için ellerinden öpüyorum Ozan komiserimin annesini. Ya verdiği emeği çok gördüm çünkü. Sizler ayrı bir şey. Bir kişi daha var orada. Oktay. Oktay'ı unutmayalım. Oktay çok uğraştı. O soğuklarda neler yaptı. Kameramanımız. Evet. Kameramanı unutmayalım. Onu da unutmak istemiyorum. Ya aslında bazen yeri geldi düştüm, pes etme durumuna geldim, olmayacak dedim. Ama biz hep kaldırdık seni böyle. Hep kaldırdınız. Dur Gökhan, dur, hep yapma. Hep kaldırdınız. Uyumadım, hocam biliyor, uyumadan kaç gün mücadeleler ettim. Asıl bir tane yani bana abilik yaptı, yeri geldi kardeşlik yaptı, arkadaş oldu. Gürkan abi
Teşekkür ediyorum. Ya, isim, şuraya gelmesini istiyorum. Yeri geldi kızdı sana. Yeri geldi kızdı, yeri geldi bağırdı ama şuraya Gürkan, gelmesini Gürkan, istiyorum. Gürkan hep bu fırsatı beklerdin. Bir ekrana çıksan, bir görürsen diye. Yani ona son sarım, fırsat. Ona sarılmak istiyorum. Burada sarılmak. Gerçekten. Dur sana maske vereyim o zaman. Gürkan bu son fırsat senin için. Ekrana çıktın. Çıkamadın, bir daha kaçırdın gelmiyor, demektir. Gelmiyor. Beni kırmaz, beni kırmaz. O kadar abilik yaptı, kardeşlik yaptı, her şey yaptı. Yani yeri geldi. Evet, geliyor mu? Geliyormuş. Kaçınmaz bu fırsatı. Olur. Son 10 sayana kadar burada duruyor. Hani yanlışlıkla kadraja girer ya, miyim acaba? Çok ya, ben yeri geldi pes ettim ama tuttu. Her zaman elimden wow. Kaldırdı böyle. Yere düştüm kaldırdı. Gel. Hadi iyisin ha. Bak sana fırsat çıktı Gürkan'cığım. Evet. Bravo Gürkan abiye, gerçekten bravo. Teşekkür ederiz Gürkan'cığım emeklerine. Bütün ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Gökhan'ın çok pes ettiği zamanlar oldu. Çok etmiştim. Gürkan yani, yeri geldi onun öz abisi gibi. Şöyle bir silkeledi onu. Silkeledi. Evet, ne yapıyorsun dedi, pes etme dedi. Sakın dedi, pes etmeyeceksin dedi. Ben senin dosyanı dedi, kendi namusum gibi dedi, ilgileniyorum dedi. Sana ne oluyor dedi. Duracaksın, her zaman duracaksın. Dimdik ayakta duracaksın dedi. Hepinize teşekkür ederim ama maskeyi taktım. Ya size de sarılacağım. Dur. Canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. İnşallah her şey güzel olacak. Canım kardeşim. Bulamayacağız diye çok korkuyorum. Ah canım kardeşim. Onları yerde kalmadı. Kalmayacak. Kalmayacak. Daha çekirdek yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Daha çekirdek yiyeceğiz. Yıldız kız şu maskeyi tak da, takmışken bir de sana sarılayım gel. Devam. Gel bir de sana sarılayım. Bir sarılasın var sana, yemin ediyorum. Hadi şunu bir tak bakayım, tak. Hayır. O da ağladı bak, bu aslında sulu da gözlü bir kadın. Dayanamıyorum. Ne? Gel. Gel sana da bir sarılayım gel. Tamam yarabbim. Hadi senin için de her şey iyi olacak inşallah. Tamam mı? Tamam, baktım o da ağlıyordu. Tövbe yarabbim. Ben şunu, ne yapayım? Serap Hanım şunu diyeyim. Böyle benim olayım, yani böyle bir insanların başına geldiyse, ya şuraya geldikleri zaman pes etmesinler. Tehditti, bilmem neydi. Pes etmeyin. Her zaman davanızın peşinden gidin. Yorumlara bakıyorum, dosyalar yarım kaldı, başaramıyorlar diyorlar. Öyle bir şey yok. Bu dosya başarılı sebebi nedir? Ben eğer buraya gelmek istemezsem, çıkmazsam, buna hani Serap Hanım da bu dosyayı sürdüremez yayında. Ondan sonra şey kalıyor. Bir de şunu söylemem lazım. Biz zoru seviyoruz efendim. Biz zoru sevdiğimiz için de bazen uzuyor işler. Doğru mu? Doğru. Biz geçen hafta işlenmiş bir cinayet vardı. Onu da girdik ama o kadar belliydi ki 2-3 gün içinde çözüleceği. Onu ekrana bir haber niteliği taşıdığı için getirdik. Ama biz seviyoruz zoru. Çünkü daha önce Çinkitaş cinayeti biz ele aldığımızda 16 yıl önce işlenmiş bir cinayetti. 20. yılı dolduğunda cinayet çözüldü. Tabii Tuğçe Büşra 11. yılındaydı. 11. yılında. Yani biz zoru seviyoruz. Biz 10 yıl 15 yıl önceki dosyaları alıyoruz. O zaman da bakın dün de bir YouTube'da canlı yayına katılmıştım. Orada şöyle bir şey geldi. Acaba hani bir eksiklik mi var adalet sisteminde ki sizler bu programı yapıyorsunuz? Hayır efendim, bu bir sistem meselesi değil. Olay yerine bir ekip gidiyor. Sadece bir insanın bir anlık dikkatsizliği. Evet. Bakın sadece bir insanın bir anlık dikkatsizliği, oradan yanlış ya da eksik topladığı bir delil ya da orada işlenmiş cinayet sırasında odaya girip çıkan bilinçsiz kişilerin, yani sade vatandaşın meydana getireceği bir bozulma bütün bir cinayetin aydınlatılamamasına sebep oluyor. Bu bir sistem meselesi değil. İnsan faktörünün olduğu her yerde hatalar olabilir. Kesinlikle. Bunun için sistemi suçlayamayız. Ama şu kayıpta geldiğimiz noktaya bir bakın. Evet, bazı olayları da çözemiyoruz. Ne yapalım? Yani emniyet de uğraşıyor, çözemiyor bazen. Öyle şeyler de var. Bizim de çözemediğimiz oluyor. Biz çözebildiklerimizle mutlu olmaya çalışıyoruz. Çünkü Deniz Yıldız hikayesini bilirsiniz. Bir tane, bir tanesini kurtarırsam bile
kârdır diyoruz. Gülşen Maşalacı'yla Özlem'in peşine kim düşecekti başka? Sen arayacaktık birkaç gün. Kayıplar çıkmıyorlar ortaya, kusura bakma. Hayır, öyle yapmadık. Gittik dibine kadar gittik yani. Bir, gerçekten kara delikti yani. Doğru. Gerçekten kara delikti. Geldiğimiz noktada hocalarım size de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten yani kayıp dilekçesini yazdık işte. Annem Gülşen, kız kardeşim şu yıldan beri kayıptır. Hayat tehlike içerisinde olabilirler. Bulunmasını istiyoruz tarzında dilekçesi. Klasik kayıp dilekçesi verdik. Hatta Kubilay dedi ki ya dedi şimdi kadını bulacağız. 14 yıl sonra o ona bağıracak. Bu ona, bir kayıp hayal ediyoruz. Yani buluşmayı hayal ediyoruz. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Şimdi kırılma noktası şuydu ama Serap Hanım, onu ihmal etmemek lazım. Serap Hanım o noter belgesindeki tarihi farklı olduğunu fark etti ve sordu. Sizin sorunuzla kırıldı olay. Orada çözüldü. Kesinlikle. İşte orada onun için bana bu kadar beddua ediyor Atakan. Yani oradaki o vekaletteki tarihi, ah Atakan ben nasıl sordum o soruyu ya. Ya gerçekten o soru vekaletle başlayıp dolandırıcılığa, sahteciliğe vesaireye. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Tabii ki bu özellikle nitelikli dolandırıcılıkta işbirliği yaptığı düşünülen kişilerle ilgili de iddianame hazırlanacak. Evet. Yani bu sadece Atakan'ın meselesi değil. Burada başkalarının da dahli var. Onlar da araştırılacak. Biraz önce Kubilay'ın söylediği çok önemli. Cinayet günü kim neredeydi, nasıldı vesaireydi. Bütün o bilgiler falan olmadan boş bir dosyayı emniyet götürmez savcıya. Tabii. Doğru mu? Doğru. Zaten... O zaman savcı bey der ki ya da hanım bana bunu niye getirdiniz der. Tabii. Yani. Ne? Evet. Onun için çok dolu bir dosyayla gittiler. Biz iddianameyi daha sonrasında tabii ilerleyen günlerde herhalde elde edebiliriz tabii, diye tabii düşünüyorum elde değil mi? Tabii ki tabii. Evet. Yani iddianamede zaten iddianame yazılsın. Dosyada zaten kısıtlama kararı var, gizlilik kararı var. Zaten iddianame yazıldığında işte neden bu cinayetin baş şüphelisi olduğuna ilişkin teknik delilleri o zaman konuşabileceğiz. Evet, şimdi konuşamadığımız, bildiğimiz ama konuşamadığımız ama ara ara ağzımızdan kaçırdığımız, ağzımdan kaçıyor yanlışlıkla. Onları daha sonra detaylı olarak konuşacağız. Hocam bu cinayet ya da cinayetlerde Gülşen Maşalacı'yı konuşalım. Onun katilinin motivasyonu ne? Ben çok ani geliştiğini düşünüyorum. Yani olayın sonradan planlandığını düşünüyorum. Bu miras ev meselesi. Çünkü ev aslında Atakan'ın anne, babaanne ve dedesine ait. Dolayısıyla mirastan pay alması lazım. Ama Fatma Hanım tüm evi kızına vermiş. Yani Atakan'ın alması gereken mirası vermemiş. Hır buradan çıktı diye düşünüyorum. O arada Özlem'le ilgili, çünkü Özlem daha önce kayboluyor. Özlem'in cinayeti daha önce. Özlem'le ilgili de bir takım sıkıntılar var. Zaten bu evle de ilgili sıkıntılar var. Zannediyorum Özlem'i bir şekilde farklı bir durumda, motivasyonda, hani o namus meselesi diyorlar ya, kendilerine göre bir takım kuruntular kurdular ve gerçek sandılar muhtemelen. Çünkü hani genç bir kız işte geziyor diye, hatta o yüzden belki Adem'le evlendirdiler aman ortalıktan temizlensin diye, ama gezmeyi de tabii gezmesini gene engelleyemediler. Çünkü Adem'le severek evlendi hiç düşünmüyorum ben. Peki hocam. Onu zaman... öldürdü. Sonra hem kızının bunlar tarafından... Reklam bağırıyor Recep. Orada ben duyuyorum. Peki hocam tamam. Özür dilerim. Sevgili seyirciler, Gülşen Maşalacı dosyasında sizlerin de aklına takılan bir nokta vardır eminim. O da şu, bu işte en masum olan kişi, yani sahte evrakla Atakan Gülşen Maşalacı'nın evini sattı. Zeki Bey'e sattı. En masum kişilerden biri Zeki Bey. Ancak şu anda Zeki Bey bu evi kaybetme tehdidiyle karşı karşıya mı değil mi? Aslında Gökhan'ın olması gereken ve tabii ki ablası hayatta olsaydı ya da ortaya çıksaydı ev şu anda sahtecilikle satıldı. Gökhan bu evi geri alabilir mi? Evet. Gökhan şu an Zeki Bey'in oturduğu eve ilişkin olarak sahte bir vekaletnameyle satış yapıldığı için Yargıtay diyor ki sahtecilikle başlayan bütün işlemler iptal edilmelidir. Netice itibariyle gerçek bir vekaletname olmadığı için o satışın iptalini isteyebilir. Ay.
Tapu, Zeki Bey'in zararını tapu, kim... Tapu iptali tescil isteyip kendi adına, daha doğrusu şeyde Özlem de hala yaşıyor göründüğü için ikisi adına tapu geçmek zorunda. Yani burada gerçekten de yıllar önce 2009 yılında bu evi alıp tadilatlar vesaireler yapan Zeki Bey evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Evet sevgili seyirciler, bugün de veda vaktimiz geldi efendim. Yarın saat 13.15'te yine Star ekranlarında buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın, sizi seviyorum. Yarın görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.